Merhabalar efendim, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Gündem hareketli, Türkiye'nin gündemi hareketli. Vatan Partisi'nin de gündemi yoğun. Bugün Vatan Partisi için önemli bir günde önemli bir katılım oldu. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda dünyada birçok gelişme var. Çin'den Kosova'ya, Suriye'den Rusya'ya. Bununla birlikte bir Vatan Partisi heyetinin Rusya ziyareti oldu. Onu da konuşacağız. Aynı zamanda ekonomiye dair de başka başlıklarımız olacak. Tabii Sayın Perinçek'in son birkaç gün içerisinde yaptığı bazı açıklamaları ve o açıklamaların ayrıntılarını da konuşacağız diyelim. Efendim merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün İlker Yücel aramızda yok. Van'da Türkiye Gençlik Birliği'nin kampında bir görevi. Van'a selam olsun, evet. Hem kendisine hem oradaki arkadaşlarımıza da selam olsun. Efendim sizin için önemli ve güzel bir gündü. Evet. Partinize önemli bir katılım oldu Sayın Ethem Sancak, iş insanı. Bir onunla başlayalım isterseniz. Kendisi yaklaşık bir saat süren bir açıklaması oldu, bir anlatı oldu. Basının da çok yoğun ilgisi vardı ve birkaç gündür de zaten herkesin konuştuğu bir konuydu. İsterseniz bu başlıkla başlayalım. Ethem Sancak ön cepheye, ateş hattına geldi. Yani Türkiye'nin zor, çetin bir döneme girdiğini görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Önümüzde zorluklar var. İşte örnek devrimci aydın. Cephenin en önüne geldi. Zorlukların üzerine yürüyen partinin önder konumlarına geldi. Üretim devriminin öndeki engelleri yıkmaya geldi. Bağımsız, başı dik, üreten Türkiye'yi kurma mücadelesinde Kurmay Parti'ye geldi. Bu gelişi çok iyi anlamak lazım. Böyle herhangi bir katılma değil bu. Cepheye gelen bir örnek aydın, devrimci aydın Ethem Sancak. Bugün Türkiye'nin ön cephesi, silahlı mücadelede Mehmetçiğin cephesi, polisimizin, köy korucumuzun cephesi. Ama siyasette de ön cephe Vatan Partisi. Ve o ön cephenin öncü konumlarına, önder konumlarına geldi ve Türkiye'yi yönetmeye geldi, hükümet olmaya geldi. Biz Ethem Sancaklar'la birlikte önümüzdeki dönem Türkiye'yi yöneten hükümetin anahtar partisi olacağız. Türkiye'yi yöneteceğiz. Onun için Türkiye'yi yönetmek için ve Türkiye'yi bu dar boğazdan çıkartmak ve üretim devrimini başarmak için geldi, görev aldı. Göreve geldi Ethem Sancak. Ve örnek bir tavır. Yani bütün siyaset adamları için örnek. Bütün liderler için örnek. Yani Kılıçdaroğlu'na da örnek, Meral Akşener'e de örnek. Onlardan da böyle bir şey tabii bekliyor. Onlar da gelsin Vatan Partisi'ne. Ethem Sancak'a örnek alsınlar, ön cepheye gelsinler. Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'nin bağımsızlık cephesine ve üretim devrimi cephesine, onun örgütlenmesine, öncü partisine, hükümet olacak Vatan Partisi'ne gelsinler. O bakımdan Ethem Sancak, Türkiye'nin bütün siyasetçilerine, parti liderlerine, çiftçi liderlerine, işçi önderlerine, çarşılarımızın esnafına, zanaatkarına, büyük sanayicimize, büyük tüccarımıza, aydınımıza, memurumuza, bütün Türk milletinin öncülerine örnek olan bir tavır. Yani savaş cephesine gelmek. Mermilerin üzerine gelmek. Ateşin üzerine yürümek. Ateşin üzerine yürüdü bugün Ethem Sancak. Çok önemli. Ve bunun böyle olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şahsi için konuşması, şey yapıyorum. Evet. Bakın konuşması büyük bir ders. Bütün siyasi parti önderlerine siyaset böyle yapılır, liderlik böyle olur dersi verdi. Derin felsefi, kültürel, tarihsel birikimiyle, açılımlarıyla böyle ayak oyunları yok, madrabazlık, efendim cambazlık falan hiç yok. Ne var? Felsefe var, strateji var, program var, siyaset var, vicdan var, ahlak var, kültür var. O bakımdan da gerçek siyaset nasıl yapılır? Devrimci siyaset nasıl yapılır? Vicdanlı siyaset nasıl yapılır? O bakımdan da bir siyaset dersi verdi. Ben siyaset okulları falan var.
onların yerinde olsam ulusal kanaldan Sayın Ethem Sancağ'ın bugün yaptığı konuşmayı alırım. Bir saatten fazla galiba, bir buçuk saate yakın. Neyse. Alırım siyaset okullarında siyaset dersi olarak Sayın Ethem Sancağ'ın bu konuşmasını veririm. Evet. Şimdi tabii hem konuşmanızdan sorular çıkıyor hem de bugün konunun basında yer alış şeklinden de birçok soru çıkıyor. Onları ben teker teker soracağım. AK Parti'deyken ateş hattında değil miydi? Veya AK Parti ateş hattında bir parti değil mi? Değil tabii. Yani tabii 15-16 Temmuz'dan sonra gecesi AK Parti de ateş hattına girdi. Hatta 24 Temmuz 2015'te Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. O kararı alarak yani PKK'nın üzerine silahla yürüme kararını alarak kendisi de ateş hattına girdi ki ona karşı o darbeyi yapıp onun canına da kastettiler. Sayın Tayyip Erdoğan da ateş hattına 2015-24 Temmuz'dan sonra girdi, doğru. Ama yine Vatan Partisi gibi ateş hattının en ön cephesinde değil. Hala Atlantik sistemiyle pazarlık demeyeceğim. Öyle bir durum yok ama işte belli uzlaşmalar var. Belli tereddütler var, belli kararsızlıklar var. Evet, Sayın Tayyip Erdoğan da ateş hattında ama ateş hattında tutarlı, kararlı en ön mevzide değil. Siz Türkiye cephesi diyorsunuz efendim sürekli. Bu Türkiye cephesini biraz açabilir miyiz? Türkiye cephesi bugün Amerikan emperyalizmine, FETÖ'ye, PKK'ya karşı olan Türkiye'nin bütün güçlerinin bulunduğu cephe. Yani önce bunun sınıfsal ifadesi var. Yani çiftçiler, işçiler, çarşılar, esnaf, sanatkar, tüccar, sanayici, milli olan bütün güçler sınıfsal olarak Türkiye cephesinde bulunuyor. Siyasal olarak da Türkiye cephesinde bulunan partiler Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti. Şimdi Akşener ve Kılıçdaroğlu da mesela Vatan Partisi'ne gelsin dediniz veya Türkiye cephesine gelsin dediniz. Yani bugün bizim bütün Akşener'de gelsin yani? Kılıçdaroğlu. Yani şunu söylüyorum. Önümüzde büyük zorluklar var. Vatan Partisi bu zorlukları görüyor. Ve bütün hazırlıklarını bu zorlukları yenmek, aşmak için yapıyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyoruz. Bizim burada ayrı tuttuğumuz, istisna olarak gösterdiğimiz tek bir insan yok. Herkes gelsin. Vatan Partisi herkese görev verir, herkese savaş mevzisinde değerlendirir. Bunu ifade etmek için söylüyorum. Ve burada o olmaz, bu olmaz. Onun gözünün üzerinde kaşı var, diğerinin işte efendim burnunda kılı var falan. Öyle bir anlayış yok. Kim savaş mevzisine geliyorsa bizim baş tacımız. Evet. Şimdi bununla ilgili başka açıklamalarınız da var. Birazdan geleceğiz ama. Şimdi Sayın Ethem Sancak'la ilgili konuşulan, tartışılan başlıklar var. Şimdi bunları sırayla getireyim. Birincisi, Ethem Sancak İşçi Partisi'nin kökeninde vardı, Vatan Partisi'nin kökeninde vardı. Ama sonra CHP'ye gitti, sonra AK Parti'ye gitti. Şimdi AK Parti'de işler tersine dönünce ve AK Parti'deki çöküşü görünce Vatan Partisi'ne geldi. Mesela birinci şey bu. İsterseniz böyle madde madde gidelim. Şimdi Ethem Sancağ'ın bir kere bizim Vatan Partisi'nin yetiştirdiği değerli bir devrimci gençliği içinden çıkmış. Çok iyi sınavlar vermiş. Diyarbakır İl Başkanımızken PKK'nın kurşunlarıyla göğüs göğüse gelmiş. Yani Diyarbakır sokaklarında kurşunlanmış bir insandır Ethem Sancak PKK tarafından. Oralarda yılmamış, dik durmuş. Ondan sonra bir arkadaşımızdır. Onu bir kere tespit etmemiz lazım. Ve hayatındaki bütün şeyi, yaşadığı gelişmeleri bugün çok güzel açıkladı, anlattı. Esasını söyleyeyim. Esas olarak vicdanlı bir hayattır. Hep her durumda bir mevziden şu veya bu şekilde Türk milletine, Türkiye'nin geleceğine hizmet etmeye çalışmıştır. Yani şu veya bu şekilde aldığı siyasi tavırların en sonunda izahı budur, açıklaması budur. Onu görmemiz lazım. İkincisi, Ethem Sancak böyle dün gelmedi Vatan Partisi'ne. Zaten 4-5 yıldır. 4-5 yıldır Vatan Partisi heyetleriyle Çin'e gitti, Çin Komünist Partisi ile görüştü bizim heyetlerimizde.
Ondan sonra Rusya'ya defalarca gitti Vatan Partisi heyetlerinde. Biz ona güvendik. Evet, AK Parti yöneticisiyken de, merkez yöneticisiyken de onu heyetlerimize alıyorduk. Ve heyetlerimiz de Çin'e gitti, Rusya'ya gitti. Ve bütün bu görüşmelerde bugünkü çizgisi, yani vatansever, Türkiye Türk halkına bağlı, Türk milletine sonuna kadar bağlı zekasıyla bu bağlılığını o görüşmelerde de ispatlamış bir arkadaş. Yani 5-6 senedir onunla beraberiz. Evet. Ve bunu kamuoyundan da gizlemedik, saklamadık. Mesela Çin Komünist Partisi ile yönetimlere geliyor, katılıyordu biz görüşmelerimize. Ve bunu ilan ediyorduk. O da kendisi, kendi partisine de bildiriyordu. Doğu Perinçek beni davet ediyor, gidiyorum diye geliyordu. Dolayısıyla böyle paldır küldür aniden bir Vatan Partisi'ne katılma söz konusu değil. Zaten Vatan Partisi ile aynı konumdaydı birçok şeyde. Ve AK Parti içerisinde de dürüst, vicdanlı bir tavır alıyordu. Orada Avrasyacı bir çizgi izledi. Rusya ve Çin dostluğunu savundu. Amerikan emperyalizmine karşı, NATO'ya karşı hep tutarlı politikalardan yana bir tavır aldı. Onun için böyle aniden bir, herkesin şaşıracağı bir katılma değil. Evet. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu son 3 yıldır özellikle Ethem Sancak'la çok uğraşıyor. Bir beşli çete tarifi yapıyor. Onun etrafında ve onun içinde bazen sayıyor, bazen saymıyor. Tank paletle ilgili bir sürü iddia ortaya atıyor. Sayın Ethem Sancak onlara yanıt veriyor. Onunla birlikte AK Parti'nin çok zengin ettiği isimlerden olduğunu söylüyor. Bunların hepsi gerçek dışı mı? Veya siz bunları mesela ölçüp biçip tarttınız mı partinize davet ederken? Tabii biz böyle ölçüp biçmelerimiz yok. Eylemenin mücadelesini görüyoruz Sayın Ethem Sancak'ın. Zekasını görüyoruz, vicdanını görüyoruz. Geçmişini biliyoruz. Mesela şimdi AK Parti de zenginleşti. Doğru değil. Bugün kendisi de açıkladı. AK Parti'ye katıldıktan sonra ben fakirleştim dedi. İşte o Forbes'ten falan örnekler gösterdi. İşte 20 ilk 20 sıraya kadar falan çıkmışken ondan sonra arka sıralara düştü. Servetini söyledi. Şu kadar AK Parti'ye katılmadan önce ilaç sektöründe, ondan sonra ilaç dağıtım sektöründe, başka alanlarda kazancını ve rakamlarla ifade etti. AK Parti döneminde de bunların önemli bir kısmını kaybettiğini rakamlarla açıkladı. Kılıçdaroğlu neden peki Sayın Ethem Sancak'la uğraşıyor? Mesela AK Parti'den istifa ettikten sonra bile o süreçte bile Ethem Sancak'ın adını ağzından düşünmemişti. Konu AK Parti değil gibi. Bakın bir şey söyleyeyim. Ethem Sancak bugün Amerikan emperyalizminin Türkiye'de öncelikle hedef alacağı 3-4 insandan biri. Diğerleri kimler? Mesela biri Doğu Perinçek hedef alınıyor Amerika tarafından. Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Ondan sonra Ethem Sancak hedef alınıyor. İşte son zamanlarda görüyoruz Amerika'nın piyonlarının Süleyman Soylu hedef alınıyor. Melissa, kim elinde silah Amerika ile savaşıyor? İşte İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız. Onlar hedef alınıyor. Evet. Şimdi Sedat Peker'e ait bir Twitter hesabı var. O geçtiğimiz gün bir iddia ortaya attı ve bütün şu an CHP medyasında o iddialar, Ethem Sancak ve sizin partinizle ilişkisine dair iddialar oralarda tartışılıyor, tartıştırılıyor bir şekilde. Hakikaten de Türkiye'de 3-4 gündür herkes Ethem Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılmasını konuşuyor. O görseli bir ekrana getirelim arkadaşlar. Onun üzerinden ben sorayım. Özetle şunu söylüyor. Yani bu hesap Sedat Peker'e ait olduğu bilinen bir hesap. 2000'li yani şunu söylüyor Sedat Peker. Sizin partinize 3-4 milyon dolar seçim için verdiğini ve bu sayede AK Parti'ye bazı paraları kaptırmaktan kurtardığını, aklamalar yapmak için evet. De sizin partinize geldiğini ve bunun için de size 3-4 milyon dolar AK Parti'den verdiğini kendisini söyledi. Kurtarmak istiyorsa 3-4 milyon doları AK Parti'ye verir. Niye Vatan Partisi'ne versin? Vatan Partisi Ethem Sancak'a kurtaracak, ona karşı ona yönelen diyelim bazı uygulamaların önüne geçecek bir iktidar konumunda değil ki. 3-4 milyon dolar ne demek? 4 milyon dolar aşağı yukarı 60 milyon Türk lirasından fazla değil mi?
Evet, şu an 15-16'da 60 milyon dolar 40, liradan fazla. Diyelim ki 72 milyon. Yani 70 milyon. 70 milyon Türk lirası, Vatan Partisi 70 milyon Türk lirası Ethem Sancak vermedi. Verse ne güzel olur, çok iyi olur. Yani bunda üzülecek bir şey de yok. Ama mantıksız, çünkü Doğu Perin ve Vatan Partisi'ne 70 milyon vererek kendisini kurtaramaz. 70 milyonu onun üzerine giden bir güç varsa, onun diyelim servetinin üzerine, konumunun üzerine giden bir güç varsa onları verir rüşvet olarak. Yani çok mantıksız bir şey. Vatan Partisi önümüzdeki dönem iktidara gelecek, hükümet olacak. O nedenle Vatan Partisi'ne katıldı deniyorsa o biraz tartışılabilir. Bir söylenen de şu, şimdi bunu alabiliriz arkadaşlar. Yine bu... Ama orada da şunu söyleyeyim. Evet. Evet, Vatan Partisi'nin hükümet olmaya geldi ama Türkiye'de ateşten geçerek hükümet olunacak bir döneme giriyoruz. Yani Amerika'nın ateşinin, mermilerinin üzerine yürüyerek, göğüs gererek bundan sonra hükümet olunacak. Vatan Partisi de öyle zorluklarla savaşın partisi. O bakımdan Vatan Partisi'ne bugün katılmak, Türkiye'nin nimetlerini bölüşmek için olmuyor. Vatan Partisi'ne katılmak, Türkiye'ye yönelen mermileri bölüşmek için. Türkiye'ye sıkılan kurşunları paylaşmak için Vatan Partisi'ne insanlar katılır. Hangi kurşunlar efendim? Mesela dün bir televizyon kanalında kurşun, da benzer yani bir tartışma oldu. Şey kurşunlar, yani Amerika'nın baskıları, Amerika'nın şiddeti, Amerika'nın Türkiye'ye yapacağı uygulamalar, işte 15-16 Temmuz'da yapmak istedikleri, işte 12 Mart'ta yaptığı, 12 Eylül'de yaptığı, değil mi? Bütün Türkiye'de Amerika'nın ve Gladio'nun, FETÖ'nün geçmiş dönemde 12 Mart darbesinin, 12 Eylül darbesinin yaptıkları falan, Amerika artık bunları yapamaz ayrı mesele ama sonuç itibariyle büyük bir emperyalist devlet, dünyanın en büyük 2-3 silahlı gücünden biri. Ondan sonra Amerika'ya meydan okuyan ne olacak? Göze alacak. Hani demirle karşı karşıya gelmeyi göze alacak. Göze alıyor. Yoksa burada bir takım menfaatler paylaşılmıyor. Vatan Partisi'nde Türkiye'nin ürettiklerini paylaşan bir konum yok. Evet. O bakımdan ne var? Vatan Partisi'nde zorlukları paylaşmak var. Türkiye'ye yönelecek şiddeti, baskıyı, terörü, onları göğüslemeyi paylaşmak var. Oraya geliyor. Bravo. Ve oraya gelmek insanı mutlu ediyor, vicdanlı yapıyor. Herkesi onun için bu göreve davet ediyoruz. Mutlu olmak burada. Evet. Yine benzer bir iddia. Bu iddiadan sonra o da ortaya atıldı. AK Parti hükümeti gidiyor. Dolayısıyla bu isimlerin hepsi yargılanacak. Sadece mal varlıkları hadisesi değil, yargılanacak. Bunun için de Ethem Sancak Vatan Partisi'ne geliyor. Çünkü Vatan Partisi'nin sesi çok çıkar. Yargılansalar bile veya başka bir hukuki sorun olsa bile Vatan Partisi Bakın, korur. Türkiye'nin bugün bir milli güçleri bir ortak geleceği paylaşıyor. Ortak kaderi paylaşıyor. AK Parti yargılanır. Bilmem AK Parti'ye karşı bir baskı, şiddet uygulanırsa MHP'ye de uygulanır. Vatan Partisi hepsinden önce uygulanır. Türkiye'ye yönelik bir baskı, şiddet oldu mu arkadaki 50 yıla bakalım. Önce Vatan Partisi hedef alınmıştır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin milli güçlerine karşı bir baskı, şiddet, zorbalık olacaksa hepimiz biliyoruz en önce Vatan Partisi'ne uygulanacak. Onun için Vatan Partisi'ne Ethem Sancak şiddetten kaçmak, baskılardan kaçmak için değil, şiddeti ve baskıları, zorbalığı göğüslemek için geliyor. Yani aynı zamanda Vatan Partisi Türkiye'nin diğer milli güçlerine yönelen şiddetin önündeki kalkandır da. Türkiye'nin mızrağıdır da. Evet, onu... Siz tam da böyle bir manzara çiziyorsunuz ama kısa bir süredir de AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın oylarının azaldığını, halkın onları terk etmeye başladığını ve Vatan Partisi'nde burada Türkiye gemisinin kaptanlığına aday olduğunu da söylüyorsunuz. Şimdi bu... Bunların ikisinde arasında bir çelişme yok. Yani AK Parti hem dostumuz hem de Türkiye gemisinde iktidar mücadelesinde rakibimiz. Arkadaşımız ama rakibimiz. Bu ikisi birbirleriyle çelişmiyor. Türkiye gemisinde bulunan partiler, değil mi? Farklı farklı partiler. Bunların her birinin
iktidar olma amaçları var. Birlikte iktidar olmak da mümkün. Ayrı ayrı iktidarda olmak mümkün. Veya birlikte iktidar olunduğu zaman iktidarın ağırlığını kim sırtında taşıyacak? Bunlar da soru işaretleri. O bakımdan Türkiye cephesinde hem iktidar ortaklığı olabilir hem de o iktidar mücadelesinde bir rekabette olacaktır. Bunun ikisi beraber olur. Sizin dolayısıyla, evet. Dolayısıyla yani AK Parti'den ayrılanlar Vatan Partisi'ne geliyorsa bunlar aynı zamanda AK Parti'yi kurtarmak için de geliyor. AK Parti'den ayrılıp Biden ittifakına gitmiyor. Yine Türkiye cephesinde yer alan ve yarın Türkiye'yi yönetecek olan partiye geliyor. Ve Vatan Partisi de hiçbir zaman geçmiş iktidarlardan hesap mesap sormayacak. Vatan Partisi'nin programında hesap sorma yok. Vatan Partisi siyasi hiçbir güçten hesap sormayacak. Ceza kanununda suç olarak tanımlanan ne varsa tabii ki Türk yargısı onun uygulamasını yapar. Ama Vatan Partisi hiçbir zaman Türk yargısına şundan hesap sor, bundan hesap sor, bunu soruştur, bunu kovuştur diye bir talimat vermez, vermeyecek. Çünkü yargıya müdahalenin karşısında, yargıya baskının karşısında olan bir parti Vatan Partisi. Hesap soracağız falan dediğiniz zaman biz mahkemelere, yargıçlara emredeceğiz demiş oluyorsunuz. Vatan Partisi mahkemelere, yargıçlara, savcılara emir vermez. Evet. Yargı bağımsızdır ve yargı kanunları uygular, yürütmeden ayrı olarak, bağımsız olarak. Ama siyasetin bir etkisi olmaz mı efendim? Siyasi iklimin... Siyasi iklimin etkisi olur ama siyasi iklimin hukuka aykırı veya hukuku ihlal eden bir etkisinin olmasını hiçbir şekilde Vatan Partisi kabul etmez ve buna izin vermez. Yani siyasi iklime göre, siyasi iklime göre tabii iktidarlar belirlenir ama siyasi iklime göre kimse hapishaneye falan atılamaz. Vatan Partisi iktidarında siyasi iklim bir ceza kovuşturmasının, cezai takibatın veya ceza uygulamasının sebebi olmayacaktır. Evet. Yani bir daha söylüyorum. Efendim biz hesap soracağız diyorlar değil mi? Hayır. Vatan Partisi iktidarında kimseden hesap sormayacak. Hesabı kim sorar? Mahkemeler sorar. Vatan Partisi mahkemelere emir vermez. Mahkemelere talimat vermez. Mahkemelere baskı yapmaz. Mahkemelere müdahale etmez. Onun için Vatan Partisi hesap sormayacaktır. Mahkemeler kanunlara aykırı bir eylem saptıyorlarsa onun hükmünü verirler. Savcılar onun soruşturmasını açarlar. Yargıçlar da onun kararını verirler. Ama Vatan Partisi hiçbir zaman hesap sorma gibi bir konumda olmayacaktır. O zaman yargının bağımsızlığı diye bir şey kalmaz. Siz bu dış tehditlere, iç tehditlere dikkat çekiyorsunuz. Bazı isimler de şöyle yorumlar yapıyor ya da bazı bu tür sorular da geliyor. Ya Doğu Bey çok haklı, çok doğru söylüyor. Vatan Partisi bu konuda çok doğru söylüyor. Ama Erdoğan da bunlarla mücadele ediyor. Neden Vatan Partisi Erdoğan'ı desteklemiyor? Yani mesele Türkiye değil mi? Niye burada bir siyasi rekabet ortaya Vatan çıkıyor? Vatan Partisi dış tehditlere karşı mücadelede tutarlı, kararlı, ön cephede bunun programını, stratejisini üretiyor, siyasetlerini üretiyor. Ama Tayyip Erdoğan hükümeti evet Türkiye cephesinde, fakat Türkiye cephesinde sağlam durmuyor. Tereddütleri var, kararsızlıkları var. Nasıl mesela? Ya mesela diyelim Suriye'de. Şimdi Suriye hükümetiyle işbirliği yaparak PKK'yı orada, YPG'yi, YPD'yi, PKK'yı temizlemek gibi bir iş varken o işbirliğini Suriye hükümetiyle yapmadığı için bunu uzatıyor, erteliyor, maliyetlerini yükseltiyor. Mehmetçiğin canına kanına, polisimizin kanına canına, kurucumuzun hayatına mal oluyor bu tereddütler. Veyahut da diyelim Ukrayna, Rusya'nın Amerikan emperyalizmine karşı Ukrayna'nın üzerine giderek yürüttüğü savaşta efendim biz tarafsızız, iki taraf da bizim dostumuzdur falan diyerek tarihi bir fırsatı kaçırıyor. Altın bir fırsat var. Rusya'ya yönelik yaptırımlara tavır alarak Türkiye ekonomisinde çok önemli ataklar yapabilir. Diyelim bu fırsatları kaçırıyor. Yine
AK Parti bir türlü 1980'lerden beri uygulanan sıcak para ekonomisinden vazgeçemiyor. Yani dışarıdan bankalardan borçlar geliyor. Ondan sonra bu tüketime büyük ölçüde gidiyor. Yani yatırıma büyük ölçüde yönelmiyor bu kaynaklar. Sonuç itibariyle bazı insanları zengin ediyor falan ama Türkiye'de işsizlik devam ediyor. Ondan sonra işte AK Parti'nin ekonomideki bu kararsızlığı, tutarsızlığı, program yetersizliği de hepimizin yaşadığı bir olay. Evet. O bakımdan AK Parti'den Vatan Partisi farklı. Yani AK Parti'yi destekleyerek Türkiye buradan çıkmaz. Çıksaydı zaten AK Parti çıkartırdı. Yani Türkiye bugün ekonomik bakımdan bu kadar 500 milyar dolar borca battı ve aslında daha açık konuşalım. İşçiye gidelim soralım, çiftçiye gidelim soralım. İşte Amasya'dan beni Ömer Sarı arıyor. Polatlı'dan arıyorlar, Van'dan arıyorlar, Trabzon'dan arıyorlar, Rize'den fındıkçı arıyor, çaycı arıyor, Trakya'dan arıyor. Ondan sonra bütün insanlarımız çok ciddi ekonomik sıkıntı içinde, çarşılardan arıyorlar. Buraya kim getirdi? AK Parti getirdi. Buradan kim çıkartacak Türkiye'yi? Üretim devrimiyle Vatan Partisi çıkartacak. Evet. Şimdi Sayın Ethem Sancak, onun için AK Parti'nin Vatan Partisi tarafından desteklenmesi Vatan Partisi için kendisinden vazgeçmek olur. Kendi tarihi görevinden, sorumluluğundan vazgeçmek olur ve Türkiye için de çözümsüzlük olur. Çünkü Vatan Partisi önümüzdeki süreci önderlik etmezse Türkiye çözümsüzlük batağına batar. Ama Vatan Partisi var, önderlik edecektir. Onun için Türkiye'nin çözümü var. Evet. Şimdi Sayın Ethem Sancak önemli bir isim. Ama kamuoyunda bilinmeyen başka isimler oluyor mu AK Parti'den ya da MHP'den size gelen, katılan? Çok olacak. Yani diyelim çok ünlü insanlar arasından bugün şu söylemiyoruz ama tabanda bütün partilerden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bize çok katılma var. İyi Parti'den de çok katılma var. En çok nereden var? En çok diyebileceğiniz bir kesimden var mı? Güneydoğu'da en çok HDP'den var. Ondan sonra... Nasıl oluyor peki? Siz HDP'nin kapatılmasını savunuyorsunuz? İşte kapatılmasını savunduğumuz için bize HDP'den insanlar geliyor, katılıyor. Çünkü PKK terörünün bitmesini Güneydoğu insanımız, Kürt vatandaşlarımız istiyorlar. PKK'nın başlarına bela getirdiğini görüyorlar. Amerika ile İsrail ile işbirliği halinde olduğunu görüyorlar. Ve vatansever oldukları için, Türkiye vatanseveri olduğu için o Kürt vatandaşlarımız geliyorlar. Vatan Partisi'ne katılıyorlar, HDP'den ayrılıyorlar. Evet. Şimdi Sayın Ethem Sancak'la ilgili bir diğer hadise de efendim, tank palet konusu. Tank palet fabrikasını aldı, Katarlara satıldı ve söz verdi, hiçbir şey de yapmadı. Dolayısıyla burada bir Türkiye savunma sanayinin önemli bir işine aslında balta vurulmuş oldu ve buradan zenginleşildi. Yani Sancak grubu buradan zenginleşerek çıktı gibi bir iddia da var ve bu da yine daha çok Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sürekli gündeme getiriliyor ve Ethem Sancak tank palet. Yani kendisi tabii onun artık elinden çıktığını söylemesine rağmen hala Ethem Sancak tank palet birlikte anılıyor. Bir de böyle bir iddia şimdi var. Bakın bugün Sayın Ethem Sancak konuşmasında bu konuyu da çok rakamlara dayanarak, bilgi vererek anlattı ve bu iddiaların hepsi gerçek dışı, yalan diyeceğim yani. Yani gerçek dışının ötesinde yalan, uydurma iddialar. Tank palet olayında Ethem Sancak bir kahramandır. Bir milli savunma sanayisinin inşasında ileride Türkiye'de bir kahraman olarak anılacak insanlarımızdan biridir. Ve kendisini burada para mara amacı olmadığını, kar amacı olmadığını da bugün çok güzel rakamlarla anlattı. Tank palet olayı Ethem Sancak'ın büyük bir fedakarlığıdır. Orada bir kazancı söz konusu değil. Türkiye'ye kazandırmak için yapılan bir iş var ve Türkiye'nin milli savunma sanayisini kurmaya kendisini adamıştır. Bugünkü konuşmasını da izlemesini herkesten rica ediyorum. Burada çok sağlam verilerle kendi konumunu anlatıyor. Evet. Ethem Sancak bir vatansever olduğu için milli savunma sanayisi girişimlerine girdi. Yoksa para kazanmak için değil. Ve para kazanmadığını da bu
bu süreçte görüyoruz. Bir de şöyle sorular geldi birkaç gündür. Vatan Partisi üreticilerin ve emekçilerin partisi olduğunu söylüyor yıllardır. Evet. Son dönemde de üreticilerin partisi olduğunu özellikle vurguluyor. Şimdi böyle büyük bir iş adamı katılıyor. Ne olacak? Vatan Partisi hükümet olursa büyük iş insanları mı oluşacak? Bir tamamlayayım efendim. Evet, buyurun rica ederim. Vatan Partisi büyük iş insanlarına mı alan açacak? Ya da büyük iş insanları Vatan Partisi'ne geliyor, onların partisi mi oluyor Vatan Partisi büyük iş çevrelerinin? Vatan Partisi 1968 yılında kuruldu. Yani 32-54 yıllık bir parti. Kurulduğu günden bu yana Vatan Partisi'nin 54 yıllık programlarına baktığınız zaman 4 sınıfın çıkarlarını savunmak ve o 4 sınıfı hükümet yapmak için kurulduğu o programda yazar. Şu andaki programımız da öyle. O 4 sınıf şunlar. İşçi sınıfı, köylülük, esnaf, küçük sermaye sahipleri, esnaf, zanaatkar vesaire ve milli sermaye sahipleri. Yani biz ta 1968'den bu yana 54 yıldır milli sermaye sahiplerinin de çıkarlarını savunuyoruz ve onların da iktidar ortağı olması için, bu 4 sınıfın ortak iktidarı için bir mücadele yürütüyoruz. Yeni bir olay değil. Bu 4'ü arasında bir öncelik var mı? Tabii bunların hem bağımsızlık mücadelesinde hem demokrasi mücadelesinde bunlar arasında öncelik doğrudan emekçilerdir. İşçi sınıfıdır, köy emekçileridir ve diğer küçük esnaf, zanaatkar onlar da emekçi, emekçilerdir. Ve emekçi odaklı Vatan Partisi bir partidir ve o emekçi odağından hiçbir şekilde vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir. Ama bugün ekmek teknisinde işçilerle patronlar da birleşiyor. Yani bir fabrika iflas edip kapandığı zaman işçi işsiz kalıyor, sokağa düşüyor, evine ekmek götüremiyor. Patron da elindeki sermayeyi kaybetmiş oluyor. Onun için bugün milli sermaye sahibiyle aynı zamanda emekçiler arasında temelde bir ortaklık var. Ama bu arada işçilerin, çiftçilerin yaşamlarını koruma konusunda da belli mücadeleler var. Vatan Partisi ortak menfaatlerde hem işçiyi, hem çiftçiyi, hem milli sanayiciyi savunur. Ama kendi iç meselelerinde de ekmek teknesini koruma kavramını kaybetmeden, yani patronu yok edecek şekilde bir talepler değil, fabrikanın da çarkını çevireceği koşulları kaybetmeden emekçilerin menfaatlerini. Yani ben emekçiye o kadar çok vereceğim ki ama o fabrikada batacak. O zaman da o emekçi sokağa atılacak. Bu yanlış. Ama o fabrikanın, o iş yerinin kazancından emekçilere büyük bir pay verilecek. Onun aynı zamanda üretim şevki ateşlenecek, taze tutulacak. Böyle bir ekmek teknesi programını da, kavramını da Vatan Partisi savunuyor. Evet. Sayın Ethem Sancak'la ilgili başka vurgunuz var mı? Çünkü başka bir başlığa geçeceğim. Yine sizinle ilgili tartışılan bazı açıklamalarınız. Hani Ethem Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılması, göreceksiniz, bir kapı, bir büyük bir pencere açtı. Dünya çapında yankıları olan bir olay, onu söyleyeyim. Sırf Türkiye'de değil. Çünkü Ethem Sancak Rusya'da da tanınan, Çin'de de tanınan, Arap dünyasında da tanınan bir uluslararası şahsiyettir. Ve bize mesela bugün mesajlar geliyor çeşitli dünya ülkelerinden. Aa diyorlar, Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldığına göre bu Vatan Partisi hakikaten iktidara yürüyor. Biz bunu anladık diyorlar. Yani dolayısıyla Ethem Sancak böyle herhangi bir kişi değil. O aynı zamanda yaşadığımız tarihsel süreci temsil ediyor. Yani Vatan Partisi'nin iktidara yürüme süreci. Evet. Şimdi Mehmet Ağar, Sayın Mehmet Ağar'la ilgili eski Emniyet Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı yapmış. Adalet şimdi, Bakanlığı da yaptı. Adalet Bakanlığı. Bilmeyen belki genç izleyiciler varsa diye tanıtalım. Aynı zamanda çeşitli partilerde liderlik yaptı, siyaset yaptı, milletvekilliği de yaptı. Siz Mehmet Ağar'a kefilim dediniz mi? Bir onu sorayım. Eğer bunu söylediyseniz neden böyle bir açıklama yaptınız? Dün dedim. Dün TV100'de ben Sayın Mehmet Ağar'a kefilim dedim.
Kılıçdaroğlu Vatan Partisi'ne katıldığı gün Kılıçdaroğlu'na da kefilim diyeceğim. Meral Akşener Vatan Partisi'ne katıldığı gün Meral Akşener'e de kefilim diyeceğim. Diyeceksiniz ki Mehmet Ağar Vatan Partisi'ne katıldı mı? Ama Mehmet Ağar bugün Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye cephesinde olan ve kararlı olarak duran bir devlet adamıdır, şahsiyettir ki o nedenle hedef alınıyor. Dikkat edin, bir takım tamamen CIA'nın ve Mossad'ın avucunda olan unsurların hedef tahtasındaki isimlerin içinde en başlarında Sayın Mehmet Ağar da var. Bunu görerek biz tespitlerimizi yapacağız ve politikalarımızı belirleyeceğiz. Yani niçin? Çünkü Mehmet Ağar Amerikan emperyalizmine, Fethullah terör örgütüne, PKK'ya karşı bugün kararlı bir duruş içinde. Geçmişte de PKK'ya karşı, PKK terörüne karşı mücadelede önemli başarıları olan bir bakan, İçişleri Bakanı. Dolayısıyla Mehmet Ağar bugün hedef alınacak bir şahsiyet değil. Ona güven duyulması gerekir. Kefil olunacak bir şahsiyet. Ha bir de şu var, bakın, savaşacak savaşan insan yanındaki insana güvenir. Bir tane bana savaşan insan gösteremezsiniz. Yanındaki adamına güvenmiyor, ona kuşkuyla bakıyor. Ulan bu arkamda kalırsa beni acaba arkadan vurur mu? Böyle bir savaşçı yoktur. Savaşçı birlikte aynı cephede olan insana güvenir. Bu bir savaşçı ilkesidir. Bu bir savaşçı karakteridir. Bu bir savaşçı düsturudur. Çok önemli. Benim de en önemli özelliklerimden biri budur. Ben Türkiye cephesinde olan her insana güvenirim. Ya, o insanın tam bir takım kusurlarını aramak, bilmem geçmişini falan, bunları ben Sayın Mehmet Ağar için söylemiyorum. Ama savaşı kazanmak diye bizim bir meselemiz var. Hedefimiz bu. Savaş da insanla kazanır. Ve savaş birbirine güvenen insanlarla kazanır. Şu an hangi savaşı tarif ediyorsunuz? Şu an Türkiye'nin bir vatan savaşı var. Amerikan emperyalizmine, PKK terörüne, Fethullah terör örgütüne karşı bir vatan savaşı var. Ve Mehmetçiğin, değil mi? Tabutun içerisinde Mehmetçikler geliyor. Savaş yoksa bu Mehmetçikler, bu tabutlar nereden geliyor? Nereden geliyor bu tabutlar? Şeyden mi geliyor? Kanser hastalığından dolayı mı geliyor? Ondan sonra sıtmada tutuldular falan filan. Covid'den dolayı bu tabutlar mı geliyor? Bu nereden geliyor? Savaş cephesinden geliyor. Türkiye savaşıyor bugün. Ha, ama daha önemlisi, Türkiye'nin önünde çok önemli ciddi tehditler var. Türkiye'nin bütün çevresine, işte Yunanistan'ın Ege kıyılarına. Haritayı getirelim arkadaşlar. Tekrar haritayı getirelim. İşte Doğu Akdeniz'e, Türkiye'ye yönelik üsler Amerika tarafından kurulmuş, namlular çevrildiyse, Türkiye'nin geleceğini düşünen, Türkiye'yi bağımsızlığa, feraha, toprak bütünlüğüne, huzura kavuşturulacak olan bir partinin bu namluları hesap etmesi lazım. Bu namlulara nasıl koyacağını hesap etmesi lazım. Ben Vatan Partisi Genel Başkanı olarak bu hesabı yapıyorum. Bu hesap nedeniyle diyorum ki, Mehmet Ağar güvenilecek bir insandır. Çünkü ben bu namlulara Mehmet Ağar'la birlikte karşı koyacağım. Mehmet Ağar'la birlikte cephe tutacağım. Onu yıpratmak benim görevim değil, Amerika'nın görevi. Bu kadar basit bu olay. Kendisinin böyle bir beyanı oldu mu peki? Ben evet bu namlulara karşıyım, Türkiye'yi korumak tabii istiyorum. Tabii beyanları oldu. Beyanları oldu. Bir de biz tanıyoruz. Burada da kendi korkmuyoruz. Biliyoruz yarın bu sözlerimizden dolayı mahcup çıkmayacağız. Ben Mehmet Ağar'ın önümüzdeki dönem Amerikan emperyalizmine karşı dik duracağını biliyorum. Dik durmazsa bunun sorumlusu benim. Dik duracak. Ben ona güveniyorum. Onun gibi insanlara da güveniyorum. Güvenirsem zaten o namlulara karşı başarıya ulaşırım. Ona güvenme, buna güvenme. O zaman nasıl yapacaksınız? Türkiye'yi buradan nasıl çıkaracaksınız? Askere güvenme, polise güvenme, Türkiye cephesinde duran şahsiyetlere güvenme, Türkiye'nin ekonomisine güvenme, Türkiye'nin vicdanına, ahlakına, karakterine milletin güvenme. Tamamen karamsar duygular içinde ol. Bu millet adam olmaz de. Bu milletin doktorları dışarı kaçar de. Bu milletin gençleri Z kuşağıdır de. Bakın bunların hepsi aynı cephede.
Yani bu gençliğe Z kuşağı diyenler de aynı. Bu milletin hekimleri yurt dışına kaçar diyenler de aynı adamlar. Mehmet Ağar'ı yıpratmaya çalışanlar da hep aynı adamlar. Hangi adamlar bunlar? Amerika'nın adamları. Çünkü gençlik ayakta durmayacak. Hekimler bu milletin sağlığına hizmet etmeyecek. Mehmet Ağar'lar bu tehditlere karşı koymayacak. O zaman da Türkiye Amerika'ya teslim olacak. Bu bir psikolojik savaş, bir psikolojik propaganda. Onun için ben burada mahcup çıkmayacağımı biliyorum. Hani ben Türkiye cephesinde olan herkese güvenmeye mecburum. Ya ona güvenilir mi, buna güvenilir mi? Güvenirsem o savaşı kazanırım. Güvenmediğim insanlarla savaşı kazanmam. Ve güvenmek aynı zamanda nedir? İnsanlara güvenilir konumlarda durma çağrısıdır. Ben yani bunu Sayın Mehmet Ağar bağlamında söylemiyorum. Onun o sağlam konumda duracağını biliyorum falan ama bir ilkeyi konuşuyorum. Onun için liderler güvenir. Savaşan liderler, komutanlar güvenir. Hazreti Muhammed de güveniyordu etrafındaki insanlara. Mustafa Kemal Paşa da güveniyordu. Güvendikleri için o büyük mücadelelere girdiler ve o mücadelelerden zaferle çıktılar. Şimdi bir izleyicimiz şunu soruyor. Sayın Perinçek geçmişte de yaptı. Şimdi de yine Mehmet Ağar gibi bir isme, yani geçmişte de başka isimleri yaptı. Sünger çekiyor. Bizim vicdanımız ve yaralarımız ne olacak? Biz bunu nasıl içimize sindireceğiz? Bu arkadaşın vicdanı diye vicdan yok. Neden vicdanı yok biliyor musunuz? Çünkü önümüzdeki savaşı düşünüyor. Türkiye nasıl bu Amerikan namlularına karşı koyacak? Vicdan mı bu? Bunu düşünmeyen arkadaş hangi vicdandan bahsediyor? Amerika'nın namlularına, FETÖ'nün namlularına, PKK'nın terörüne, ondan sonra ekonomide sıcak para komisyoncularının ondan sonra tertiplerine, diğer faizcilere vesaire bunlara karşı koyma diye bir düşüncesi yok. Onun için kuvvet toplama diye bir düşüncesi yok. Bunun için Türkiye'nin önder birikimini ayağa kaldırma, birleştirme diye bir düşüncesi yok. Bu da vicdanlı olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruyu soranda vicdan problemi var. Vicdanlı olsa önce Türkiye'nin önündeki mücadeleleri düşünür ve orada kuvvet toplamaya çalışır. Yoksa böyle elinde bir terazi, onu yargıla, bunu yargıla. Hiç kimse kalmaz. Doğu Perinçek'i yargılarsın, onu da kenara atabilirsin. Sinan Sungur'u yargıla, onu da kenara at. Bu arkadaş yani kendisi ne? Yani kim olduğunu bilmiyorum ama yani herkesi böyle siliyor, atıyor, savaşı düşünmüyor. Bunu da vicdan adına yapıyor. Evet. Bunun vicdanla falan ilgisi yok. Bakın bir hikaye anlatayım. Şimdi en büyük vicdanlı insanlar tarih içerisinde biri kimdir? Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed Mekke'yi alıyor. Mekke'nin valisi kim? Ebu Cehil'in oğlu İkrimi. Ebu Cehil, Ebu Süfyan hepimizin bildiği gibi Hazreti Muhammed'e karşı o uzun yıllar savaşan Mekke'nin liderleri. Ve Mekke'yi aldığı zaman da Hazreti Muhammed, Mekke'nin valisi Ebu Cehil'in oğlu İkrimi. İkrimi yani Kerem'den, Ekrem'den gelen, yani büyüklükten gelen bir isim. İkrimi. İkrimi kaçıyor. Hazreti Muhammed Mekke'ye girince kaçıyor. Hazreti Muhammed emir veriyor. Diyor ki bu İkrimi'yi bulacaksınız. Bana getireceksiniz ama kılına dokunmayacaksınız. İncitmeden sağ salim onun buraya gelmesini istiyorum. İkrimi'yi neyse bir çadırda falan bir yerde buluyorlar. Hazreti Ömer kılıcını çekip onu orada boynuna indirmek istiyor. Hazreti Ali diyor ki dur diyor. Resulullah bize emretti, onu sağ salim götüreceğiz. Neyse getiriyorlar. Hazreti Muhammed tabii İkrimi de korku içerisinde, kendisine hangi ceza verilecek falan. Hazreti Muhammed diyor ki seni diyor şimdi diyor burada diyor tecrübelerim var ve Mekke'nin valiliğini yapacaksın.
Hazreti Ebubekir Hazreti Muhammed'in kulağına eğiliyor. Resulullah diyor, bu daha Müslüman bile olmadı diyor, sen onu vali yapıyorsun. Hazreti Muhammed'in cevabı çok müthiş. Diyor ki, emaneti ehil olana vereceksin. Emaneti liyakatli olana vereceksin. Yani onun bir valilik tecrübesi var. Demek ki o tecrübeyi Hazreti Muhammed değerlendirmek istiyor. Şimdi Hazreti Muhammed vicdansız mı oldu? Yani bu arkadaşa göre, bu soruyu sorana göre. Yani Hazreti Muhammed İkrimi'nin boynunu vurdursa vicdanlı mı olacaktı? Esas o zaman vicdansız olacaktı. Çünkü Mekke'nin yönetimini düşünmeyen bir Hazreti Muhammed. Bu mu vicdanlık? Mekke nasıl yönetilir? Bunu düşünmeyen, Müslümanların orada refahını, ekonomisini, huzurunu düşünmeyen, Mekke'nin nasıl yöneticiliğini falan filan düşünmeyen, intikam peşinde koşan bir Hazreti Muhammed. Vicdan bu mu? Bunu tabii birçok böyle hikayeler anlatabilirim. Mesela Fevzi Çakmak'ın Anadolu'ya geçişi. Geyve istasyonuna gelir. O sırada Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'dır. Geyve istasyonunda Ali Fuat Paşa telgrafın başına Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara'da da çağırır. Der ki Ali Fuat Paşa, Mustafa Fevzi Paşa geldi. Ankara'ya geliyor. O zaman Ali Fuat Paşa'nın bunu hatıralarından okuyoruz. Bilinmeyen hatıralarından, temel yayınlarından arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz de okuyabilirler. Orada Mustafa Kemal Paşa böyle ağır bir küfür söver Fevzi Paşa'ya. Der ki onu tekrar İstanbul'a yolla falan filan. Ağır bir şekilde söver. Ali Fuat Paşa der ki abi, koskoca Erkan-ı Harbiye'yi Umumiye Reisi, Milli Müdafaa Bakanı, hükümet nazırı İstanbul hükümetinin geliyor. Biz İstiklal Savaşı'nı böyle mi kazanacağız, onu tekrar geri yollayarak mı kazanacağız? İşte vicdan bu. Mustafa Kemal Paşa da tamam der. Ertesi gün Ankara'da Kırmızı Halıları serer Ankara istasyonunda ve Fevzi Paşa'yı törenle karşılar. İşte vicdan bu. Evet. Vicdansızlık ne? Onu geri yollamak. Geri yolladığın zaman vicdan mı oluyor? Onun Mehmetçiğin kanıyla ödeyeceksin. Belki savaşta mağlup olarak ödeyeceksin. Çünkü onları reddettiğin zaman Fevzi Paşa'yı reddet, Salih Paşa'yı reddet, Ahmet İzzet Paşa'yı reddet, İsmet İnönü'yü reddet, onu reddet, bunu reddet. Peki nasıl İstiklal Savaşı'nı kazanacaksın? Hangisi vicdan? Onun için burada vicdan tarifinde önemli bir hata var. Sizin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Hulusi Akar'la ilgili de benzer sözleriniz oldu mu? Ben bir savaş adamıyım. Ben Vatan Partisi'nin genel başkanıyım. Benim bir amacım var. Benim bir hedefim var. Ben bir davanın adamıyım. Hangi davanın? Türkiye'nin bağımsızlık, bütünlük, refah, üretim ekonomisi davasının adamıyım. Onun hizmetkarıyım. Dolayısıyla vicdan budur. O Türkiye'nin bağımsızlık, demokrasi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik davasına hizmet etmek vicdan. Yoksa şeylerle hareket etmek, hislerle hareket etmek, kinlerle hareket etmek, o vicdan değil, o küçüklük. Evet. Konuyla ilgili var mı efendim bir notunuz? Ben bütün iddiaları sordum size. Şimdi mesele kişileri konuşmuyoruz. Evet. Önümüzdeki döneme ait bir ilkeyi, bir tavrı konuşuyoruz. Vatan Partisi önümüzdeki dönem çığ gibi büyüyor. Büyümeye devam edecek. Çığ gibi büyüyecek. Çünkü Vatan Partisi'nin iktidar olacağı bir sürece girdik. Türkiye bir devrim sürecine girdi. Hep o grafikleri de getiriyoruz ya, %46 ortada sisteme res çeken bir topluluk oluştu. O yarın %50'nin üzerine çıkacak. Devrimci bir kitle oluşuyor Türkiye'de. O kitlenin oluşması Vatan Partisi'nin günlerinin geldiğini ve Türkiye'nin sistem dışı çözümlere yöneldiğini gösteriyor. Halk sistem dışı çözümlere yöneliyor. Vatan Partisi bunun başına geçecek. Bunun başına geçiyor.
Dolayısıyla Vatan Partisi'ne sürekli sistemin içinden insanlar gelecek. Ayşe gelecek, Fatma gelecek, Ali gelecek, Veli gelecek, Hasan gelecek, Hüseyin gelecek. O gelenlere sen işte şuydun, sen buydun. Çünkü herkes o ve şu. Herkes sistemin içinden geliyor. İstiklal Savaşı'na da insanlar sistemin içinden geldi. Evet. Hazreti Muhammed'in tebliği üzerine Müslümanlığa da insanlar nereden geldi? Puta taparlıktan geldi. Eğer Hazreti Muhammed gelenlere sen puta tapıyordun evvelsi gün. Sen kılıcını çekmiş beni öldürmeye gelmiştin. Sen benim başıma işkembe geçirmiştin. Sen bana taş atmıştın. Sen benim amcamı öldürmüştün Hazreti Hamza'yı diye baktığı zaman peki kim Müslüman olacak? Nasıl büyüyecek o Müslümanlık? Veya aynı şeyi Atatürk'ün açısından bakalım. Veya başka Robespierre, Fransız devrimi açısından bakalım. Amerikan devrimi açısından, İngiliz devrimi, Cromwell'ler açısından bakalım. Amerika'nın 1861-65 meşhur iç savaşı açısından bakalım. Abraham Lincoln. Gelenler kim? Hep sistemin içinden, değil mi? Dışarıdan geliyor ve eğer onları teraziye vurduğun zaman hepsinde bir eksiklik var, değil mi? Hepsinde bir kusur var. Bunlara baktığın zaman büyümek mümkün değil. Onun için Vatan Partisi'nin büyümesi de önümüzdeki dönem sistemin içinden olacak. Ama nereye geliyor? Vatan Partisi'ne geliyor. Ne yapmaya geliyor? Türkiye'yi bağımsız, demokratik yapmaya geliyor. Üretim devrimi yapmaya geliyor. O zaman hepimiz sahille yapalım, selam duracağız. Gelenlere selam vereceğiz. Çünkü üretim devrimi için geliyor. Malları, mülkleri, Türkiye'nin kaynaklarını paylaşmaya gelmiyor. Zorlukları göğüslemeye geliyor. Hatta fedakarlığa geliyor. Paylaşmaya geliyor. Zorlukları paylaşmaya geliyor. Bunlar selam durulacak insanlar. Bir reklam... Bunu anlat. Yani bunun üzerinde bu kadar durmamızın sebebi önümüzdeki dönemin bu önemli bir ideolojik, siyasi sorunudur. Bunu kavratmamız lazım. Evet. Reklamdan sonra da devam ederiz efendim. Değerli izleyenler 5 dakikalık bir ara, sonra başka başlıklar ve yine devam edecek başlıklarla buradayız. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu arada çıkış yolu etiketine sorularınızı da yazabilirsiniz ya da bize direkt gönderebilirsiniz. Varsa ilk bölümle ilgili özellikle ya da diğer konularla ilgili sorularınızı da Sayın Perinçe'ye iletebiliriz. Efendim şimdi Sayın Ethem Sancağ'ın da içinde olduğu bir parti heyetiniz Rusya'da gitti. Rusya'da Rusya'nın yöneticileriyle görüştü. Birincisi kimlerle görüşüldü, ne görüşüldü? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi ziyareti öncesi yapılmasının bir anlamı var mı? Böyle bir takvime denk gelmesinin. Önce şunu belirteyim. Gerçi bugün Sayın Ethem Sancak alçak gönüllülük gösterdi. O heyetin başkanı Şule Perinçek'ti dedi. Ama ben de orada düzelttim. Biz o heyeti, Vatan Partisi heyetini oluştururken Sayın Ethem Sancak'ı da heyet başkanı olarak görevlendirdik. Yani heyetimizin başkanı Sayın Ethem Sancak'tı. Yani daha ilan etmeden katılımı partinizde bir görev... Katılmıştı partiye. Daha töreni vakit zaman bulamadık. O gezi daha önemliydi. Ertelenemeyecek bir geziydi. Çünkü Soçi ziyaret buluşması öncesi, doruğu öncesi o gezinin yapılması lazımdı. Rus devleti o konuda çok ısrarcıydı. Onun için Vatan Partisi'ne katıldı Sayın Ethem Sancak ve partimizin heyet başkanı olarak Moskova'da Rus devletinin yetkilileriyle görüştü. Rus devletinin merkeziyle, çekirdeğiyle görüştü. O görüştüğü insanlar da bugün Sayın Putin'le buluştular ve görüşmeleri ona aktardılar. Yani görüşmelerin merkezinde Türkiye'nin terörle mücadelesi, Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'nin silahlı mücadelesi, Suriye harekatı bunlar vardı. Çok verimli oldu.
çok güzel Türkiye'nin meselelerini Sayın Ethem Sancak ve Şule Perinçek çok güzel anlattılar Rus devlet adamlarına. Aynı zamanda Alexander Dugin'le de o çok dünyanın sayılı aydınlarından biridir, entelektüellerinden biridir, filozof da denebilir. Ona da anlattılar. Ama devlet adamlarını esas Rus devlet adamlarına anlattılar. Şunu söyleyeyim, önümüzde Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı askeri harekat bakımından çok iyi bir yere gelmiş durumdayız. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki gün önce Aydınlık'ta manşet olan o rejim PKK'nın üzerine yürüsün, ondan sonra biz onu destekleriz açıklamasıyla Rusya'nın devlet adamlarının bize yaptığı açıklamalar hepsi buluşuyorlar. Burada tabii Türkiye eğer Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetiyle, yani Sayın Beşar Esad'ın hükümetiyle işbirliği yaparak bu harekatı yürütürse çok daha kısa zamanda çok daha kesin sonuçlar alınacak. Yani o zaman Rusya'nın askeri güçleri de doğrudan doğruya fiilen PKK'yı böyle İsrail sınırına kadar sürüp atacak bir mücadelenin içinde olacak. Bu sizin formülünüz. Yok, benim formülüm değil. Partinizin, yani partinizin sunduğu çözüm. Hayır, bu görüşmelerin sonunda ortaya çıkan mutabakat çok önemli. Diyelim o işbirliği Türkiye hükümeti tarafından yapılmadı. Zaten yapılmazsa o bizim hükümetimizin yanlışı olur. Yani o zaman da yine Rusya Türkiye'nin bu harekatını olumlu karşılıyor, destekleyecek. Ama tabii o desteğin düzeyi farklı olacak. Yani onun Rusya için yöneticileri anlamak için soruyorum efendim. Şunu mu söylüyorlar? Türkiye Suriye ile anlaşsın, işbirliği yapsın, terörle mücadeleyi konusunda yapsın, o zaman biz de varız diyorlar. Askerimizle, gücümüzle. Yani PKK, PYD, YPG onları temizlemekte biz de varız diyor. Bunu Rus yani yanı yöneticileri mi söylüyor? Evet evet, Rus devleti söylüyor. Rus devleti söylüyor. Bu Soçi'de de mutlaka konuşulacak. Konuşulacak, bu konular açılacak. Aynı zamanda Rusya Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de çok daha kapsamlı ve geniş işbirliği öneriyor ve Türkiye'nin enerji sorunlarını çözecek çok önemli işbirlikleri de öneriyor. Libya'da beraber olmak, Suriye'de beraber olmak, ondan sonra Doğu Akdeniz'de Amerikan tehditlerine karşı beraber olmak, Amerika'yı Suriye'nin kuzeyinden, Fırat'ın doğusundan da temizleyip atmaya kadar varan ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları açısından da son derece verimli sonuçları olacak önerileri var. Bunların hepsi Soçi'de konuşulacak. Konuşulacak. Konuşulacak, evet. Hani Türkiye tarihi bir fırsat yakalamış durumda. Buradan ben niye bunları açık konuşuyorum? Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da mutlaka bizim bu burada yaptığımız programdan bilgilenecektir. Ona bilgi verecektir. Belki de kendisi bizzat dinliyordur. Umarız ki bizzat kendisi dinliyordur Sayın Cumhurbaşkanımızın, ama bilgilenecektir. Çok önemli, tarihi bir fırsat yakaladı Türkiye. Hem güvenlik sorunlarını çözmek, PKK'yı bitirmek açısından, hem de ekonomik darboğazdan çıkış açısından çok tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Hükümetimiz arzu edilir ki bu fırsatı değerlendirir. Ve zaten Soçi'de de hükümetimizin önüne, Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne bu meseleler, bu ortak çözümler gelecek. Rusya'nın PYD'yi desteklediği iddiaları görüşmelerinizde gündeme geliyor mu? Geldi. Bugün Sayın Ethem Sancak da açıkladı. Ne diyorlar? PYD'yi ne desteklemesi dediler. Biz DAEŞ'a bir operasyon yaptığımız zaman, Rus yetkilileri söylüyor bunu, DAEŞ'lıların hepsi bir anda PKK'lı oldu. Bir telefon geldi kendilerine. Biz de telefonları dinliyoruz. Hepsi PKK elbiseleri giydi. Ondan sonra bir gecede PKK'lı oldu. DAEŞ ile PKK'nın Amerika tarafından yönetildiğini biliyoruz. Bir. İkincisi, PKK-PYD bizim Rus askerlerimizden yalnız bir
olayda sayı veriyor. İşte 50 veya 60 Rus askerini birden öldürdüğünü PYD'nin söylüyor. Biz nasıl onlarla diyor aynı beraber olabiliriz? Bunların hepsi yalandır. Yalan, onu da söyleyeyim. Zaten Rusya'nın duruşu belli, stratejik bir duruşu var Amerikan emperyalizmine karşı. Bu tamamen Amerika'nın Türkiye'de uydurdukları. Türkiye açısından baktığın zaman siz PKK'yı meclise alıyorsunuz, kürsüye çıkartıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya Moskova'da PYD'nin bilmem bürosu var. Ya senin meclisinde bürosu var PKK'nın. Bırak büroyu, meclisinde grubu var. PKK grubu var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Koridorlarında bas bas bağırıyorlar, PKK sloganları atıyorlar. Çıkıyorlar kürsüden PKK'yı savunuyorlar. PKK grubu var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Efendim onu görmüyor da Moskova'da bilmem bürosu varmış. Yok, o da yok. O da yalan ama yani biraz insan vicdanlı olur. Sen PKK'yı, belediyeleri PKK'ya veriyorsun. Meclis sandalyelerini PKK'ya veriyorsun. PKK'ya HDP üzerinden her türlü yasal faaliyet imkanı tanıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Rusya'nın, Rusya'ya PYD'nin Moskova'da bürosu var. Ya senin her yerde bürosu var. İstanbul'da bütün ilçelerde PKK'nın bürosu var HDP başlığı altında. Ankara'da, Türkiye'nin 81 vilayetinde. Değil mi? Ondan sonra işte Rusya'da bürosu varmış. Ha, çok derece tutarsız, Türk milletini aldatmaya yönelik şeyler, uydurma, karanlık, kara propaganda. Şimdi Suriye tarafından da son iki haftadır şöyle bilgiler geliyor. Suriye hükümeti, ordusu veya savaşan birimleri PKK'ya silahlarınızı bırakın, topraklarınızı geri verin diye ısrarlı bir şekilde çağrılar yapıyor. Bölge bölge çatışmalar da oluyor. Hatta Aynel Arap, Tel Rifat ve Membiç çevresinde askeri bir hareketlilik hazırlığı da olduğuna dair bilgiler geliyor Suriye ordusunun. Türkiye'nin operasyonu bir yandan gündemde. Siz şimdi fırsat diyorsunuz. Bu fırsatın kaçma ihtimali var mı? Tabii var. Çünkü siz askeri harekattan önce Suriye ile anlaşma yapmazsanız bu fırsatı kısmen kaçırmış olursunuz. Şimdi bakın bu ne zaman başladık? 9'da mı başladık biz bu programı? Evet, 21. İşte bu programdan 1,5 bir saat önce falan hemen bu programa neredeyse girerken bana yeni taze bilgi geldi. Suriye'den taze bilgi geldi. Rusya ile Suriye arasındaki görüşmeler sonucu Suriye hükümeti de Türkiye'nin PKK'ya karşı harekatına olumlu bakan uygulamalarda bulunacak. Bu da tarihi fırsatın ne kadar büyük olduğunu. Anlaşma olmasa bile mi? Ya şimdi öyle anlaşma olmasa, anlaşma olsun ki bu daha kararlı ve daha sonuç alıcı olsun. Yani biz hep böyle anlaşma olmamasının çarelerini mi arıyoruz? Türkiye hükümetinin Türk milletine karşı bir sorumluluğu yok mu? Türk askerine bir sorumluluğu yok mu Türk ordusuna? İlle kan dökerek mi, daha çok Mehmetçik şehit vererek mi bu başarıya ulaşalım? Yoksa daha kalıcı, ondan sonra daha az maliyetli bir başarı, bir zafer mi kazanalım? Peki hükümet bu fırsatın ne kadar yani yakınında, Suriye ne kadar uzağında? Suriye ile birlikte işbirliği yapmadan bu harekatı yapmanın hiçbir mantığı yok. Hiçbir gerekçesi yok. Karşı çıkar mısınız öyle bir tablo olursa? Karşı çıkıyoruz şimdi. Yani harekata karşı çıkmıyoruz ama o politikaya karşı çıkıyoruz. Bu harekatı öyle değil, böyle yap diyoruz. Yani daha çok Mehmetçiği şehit vererek mi hareket yapalım, daha az şehit vererek mi yapalım? Daha yüksek maliyetli bir hareket mi yapalım, daha düşük maliyetli bir hareket mi yapalım? Daha çabuk mu zafere ulaşalım, daha geç mi zafere ulaşalım? Doğu Akdeniz'de Amerikan, İsrail tehditlerine karşı Suriye'yi de yanımıza alarak daha sağlam bir konum mu elde edelim? Yoksa iki cephede mücadele tehlikeleriyle beraber mi yürüyelim? Çünkü Suriye ile beraberlik aynı zamanda Doğu Akdeniz'de beraberlik. Bakın Libya ile bir anlaşma yaptık, ne kadar faydasını gördük değil mi? Suriye ile, Suriye bizim hemen bitişiğimiz Doğu Akdeniz'de. Bitişik komşumuz, kıyı bitişiğimiz. Suriye ile beraber olmak
Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan tehdidine karşı ne kadar önemli bir beraberlik? Bunu mu seçelim yoksa daha zayıf bir konumda mı olalım Doğu Akdeniz'de? Hükümet bunlara karar verecek. Ne kadar yakınında şu an bu fırsatın sizce hükümet? Bakacağız. Soçi bence Sayın Dışişleri Bakanımızın son açıklaması, yani Suriye hükümeti terörün üzerine yürüsün, biz de onu destekleriz, rejim bunu yapsın şeklindeki açıklaması ümitlerimizi büyüttü. Çok güzel. Soçi buluşması da ümitlerimizi büyütüyor. Evet. Peki Doğu Akdeniz'e de şimdi dikkat çekiyorsunuz ya efendim. Türkiye iki hattı birden yürütemeyecek bir güce mi sahip? Yani neden bir orada farklı bir formül izlesin? Yani Suriye'yi neden... Yani Türkiye iki cephede savaş durumuyla karşılaşırsa onun da üstesinden gelmenin çarelerini ararız. Ama niye iki cephede tehditle karşılaşalım? Yani böyle konmaz ki mesela. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine girerken bir de Doğu Akdeniz'de Amerika ve İsrail donanmalarının Yunanistan'ı üzerimize sürerek yapacağı harekatları niye göze alsın? Bu harekatları etkisiz hale getirecek önlemlerin çok büyük faydası yok. Bu önlemleri almayanlar ağır bir hata işlemiş olmazlar. Onun için Suriyeli beraberlik aynı zamanda bizi Doğu Akdeniz'de de Suriye, Rusya, Türkiye, hatta İran, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir kuvvet kurulu. Libya'da Rusya ile Türkiye beraber olduğu zaman bu Doğu Akdeniz'in bütün dengelerini değiştiren bir yolu. Zaten kısmen Türkiye ile Rusya, Libya'da beraber ama bu tam bir beraberlik olursa Libya dünyanın en kaliteli petrollerinin çıktığı ülke, en yüzeysel ve en düşük maliyetle petrol üreten bir ülke. Ondan sonra niçin bu petrolleri Amerika'ya falan hediye edelim bir kısmını? Bu aynı zamanda Türkiye'nin enerji sorununu çözmek, ucuz enerji sağlamak, kaliteli enerji sağlamak, patates, domates, patlıcan, biber fiyatlarını düşürmek bakımından önemli değil mi? Ucuz enerji demek sulama demek. Ucuz enerji demek mazot fiyatının düşük olması demek. Dolayısıyla tarım üretiminin daha verimli, daha ucuz olması demek. Yani Türkiye'de bugün fiyatların yükselişini belirleyen birinci etken nedir? Enerji fiyatlarının yükselmesi. Evet. Bakın biz Suriye ile işbirliği, Libya ile işbirliği, Rusya ile İran ile işbirliği yoluyla Türkiye'nin ucuz enerji sağlamasını, hem sanayi hem tarım üretiminin maliyetlerinin düşmesini, dolayısıyla maliyet enflasyonuna karşı en etkili önlemi burada dile getiriyoruz. Bu altın fırsat toplantılarınız da galiba gündemdeydi. Bugün Sayın Sancak öyle bir şey söyledi ama Rusya'da yapılan görüşmede altın fırsat toplantıları ile ilgili bir takvim oluşturuldu mu? Oluşturuldu. 27 Eylül'de İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Moskova Devleti'nin yöneticileri geliyor. Aynı zamanda iş adamları geliyor Rusya'dan. Yani bir devlet heyeti geliyor. Bizim kendi sanayicilerimizle onları buluşturuyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'yla da bizzat görüştüm. Yani Türkiye tüccar ve sanayicileriyle Rusya Devleti heyetini ve Rusyalı iş adamlarını 27 Ağustos günü İstanbul Çırağan Sarayı'nda buluşturuyoruz. Aynı zamanda sektör yuvarlak masa toplantıları da olacak o toplantıda. Topla birlikte mi düzenleniyor? Evet. 28 Eylül akşamı da ben bütün Rusya heyeti şerefine bizim iş adamlarımıza da bir yemek veriyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. 29 Eylül günü de Antalya'da Rixos Oteli'ni tuttuk. Rixos Oteli'nde yine bu sefer turizm ve tarım alanlarında Rus devlet heyetiyle bizim turizm ve tarımcılarımızı buluşturan bir altın fırsat toplantısı yapıyoruz. Bu toplantının adı Altın Fırsat. İstanbul'da 27 Eylül, Antalya'da 29 Eylül. Evet. Bu soru bize çok geliyor. 3-4 gündür özellikle. Soçi'de
siz olumlu bir süreç olduğunu, olabileceğini ifade ettiniz. Olacak. Olacak Sochi diyorsunuz. Olumlu olacak. Evet. Sorun buydu. Olacak diyorsunuz. Onun için Moskova'ya gittik. Diğer ihtimali soracaktım ama olumsuz yani bir ihtimal. Olumlu olacak. Moskova'ya Vatan Partisi heyeti. Bunun için gitti. Koşullar çok iyi. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun beyanatı, Rusya Devleti'nin aldığı kararlar, Suriye Devleti'nin, Sayın Beşar Esad yönetiminin son derece akıllı yönelişleri, tüm bunları birleştirdiğimiz zaman Soçi'den çok olumlu sonuçlar çıkacağını görüyoruz. Yani Amerika korksun. Amerika korksun. Şimdi Amerika korksun diyorsunuz. Amerika tabii sadece Batı Asya'da ya da Suriye'de, Doğu Akdeniz'de yok. Şimdi bir Kosova'da bir gerginlik var. Kosova'yı Sırbistan'dan kopardılar 2008-2009 yılında. Şimdi Sırbistan'la Kosova arasında bir gerginlik başladı. Bir yandan da Tayvan hadisesi var. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı bugün Tayvan'a gitti. Ve Çin Halk Ordusu'nun bazı yetkilileri de, Çin medyası duyurdu bunu, belli bölgelerde operasyon hazırlığı içerisindeyiz diye de bir açıklama yaptı. Evet. Bir yandan da Tayvan Boğazı da, yani deniz alanında da yine Çin ordusunun bazı önlemler almaya başladığına dair de Çin medyası bu bilgileri geçiyor. Şimdi orada sıcak bir durum var. Bir yandan da Kosova'da, Sırbistan-Kosova arasında bir durum var. Amerika tek cephede de değil. Evet. Başka cephelerde de adımlar atıyor. Ne olur? Yani siz Tayvan'da ne görüyorsunuz, Kosova'da ne görüyorsunuz ve ne olur? Bu uzak ihtimal Türkiye'nin sürecine de bir bağlantısı var mı? Bakın Amerika bütün cephelerde baş aşağı gidiyor. Bu Arap Baharı denen olaylarda başladı. Tunus'ta kaybetti, Mısır'da kaybetti, Suriye'de kaybetti, Türkiye'de kaybetti. PKK, FETÖ temizlendi. Ondan sonra Amerika'nın Türk ordusu içindeki kuvvetleri, bir kısmı öldürüldü, bir kısmı NATO generalleri bugün Türkiye hapishanelerine tıkıldı. Afganistan'da kaybetti. Afganistan kurtuldu Amerika'dan. Kazakistan'da darbe yapmaya kalktı, Amerika kaybetti. Amerika'nın kazandığı tek bir yer yok. Ve bu Amerika'nın güçleri tarafından da görüldü. Mesela Trump ne diyor? Ya diyor, biz yanlış yapıyoruz. Dolarları diyor, trilyonlarca, 8 trilyon doları diyor yalnız, Batı Asya çöllerine gömdük diyor. Dünyanın her yerinde bu tür arayışlar içinde olmamız çok yanlış. America first. Öncelik Amerika olmalı. İçimize dönelim, kaynaklarımızı Amerikan halkının refahı için harcayalım şeklinde Amerika'da da kuvvetli bir cereyan çıktı. Ama buna rağmen işte görüyoruz, Biden bu temalarla iktidara gelmişti. Oraya müdahale, buraya müdahale. Beceremedi ama son çırpınışlar mı diyelim, Kosova'da Kosova'yı Sırbistan üzerine sürmeye çalışıyor. Tayvan'da Çin toprağı olan Tayvan konusunda bir takım maceracı yönelişleri içine girdi. Maceracı diyen kim? Bizzat Pentagon. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı, Amerikan ordusu diyor ki Çin'le diyor bir savaşa hazır değiliz diyor. Bütün basına yansıyor. Gizli saklısı da yok. Yani Amerikan hükümetine diyor ki Amerikan ordusu, Pentagon, biz diyor Çin Halk Cumhuriyeti ile biz savaşa hazır değiliz. Buna yol açacak falan girişimlerden aman sakının diyor. Evet. Seyrediyoruz, izliyoruz. Türkiye açısından baktığımız zaman bu kadar çok Ukrayna cephesi, Tayvan cephesi, Kosova cephesi, bu kadar çok cephede Amerika, o zaman Türkiye için de bu açıdan da tarihi bir fırsat var. Nasıl bir fırsat? 3 cephesi var. Bir de 4. cephesi Türkiye, Suriye'nin kuzeyine girip PKK'yı, PYD'yi orada boğduğu zaman Amerika ne yapacak? Bu tabloda peki Türkiye'de desteklediği partiler, görüştüğü partiler, çalışma yürüttüğü partiler, onların desteğinin artması veya azalması nasıl bir tablo ortaya çıkar? Amerika'ya. Amerika'nın iç siyasete müdahalesi. Tabii Türkiye'yi etkisiz hale, aciz hale düşürmek, Türkiye'nin aktif ve kararlı bir politika izlemesini önlemek için Amerika Türkiye'deki aletlerini kullanıyor. Başta PKK hedef olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Meral Akşener, tam Amerika'nın Türkiye'deki en önemli enstrümanları ve bunları kullanıyor. Ama bunların
bir zaafı var. Bunların askeri yok, polisi yok. Silahı yok. Yani sonuç itibariyle Türkiye, Orta Doğu'da, Batı'da, Batı Asya'da silahların konuştuğu falan koşullarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de silahı kalmadı. Gladio ezildi 15-16 Temmuz gecesi. Şimdi bu kullandığı partiler, sivil toplum örgütleri falan, bunların da bir silahlı bir gücü yok. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı arkadaşlar. Yani adalet... Bunu şunun için söylüyorum. Pardon efendim, siz söylemeden önce hazırlık yapsınlar arkadaşlarımız. Kılıçdaroğlu'nun bir adalet yok, cezaevlerini boşaltacağız gibi bir açıklaması vardı. Onu bir hızla bulabilirsek, geçen hafta da yayınlamıştık. Bir onu tekrar verip üzerine konuşalım. Sözünüzü böldüm, affedersiniz. Ya, bunu şunun için söyledim. Yani iktidar falan filan diyorlar. PKK ile siz iktidara gelemezsiniz. PKK'nın silahlı gücüyle Türkiye'de terör örgütünün silahlı gücüyle iktidara gelemezsiniz. Ha, Türk ordusunun içine yerleştirilmiş olan Amerikan gladyosuyla iktidar şeyi vardı, planı. Eski darbeler gibi 15-16 Temmuz'da o hayallerde bitti. Ama devlet iktidarı ne demek? Silahlı gücü kullanan, değil mi? Özel güçtür iktidar. Yani diğer bütün kurumlardan, derneklerden, toplumsal çeşitli kuruluşlardan devleti ayıran nedir? Elinde silahlı güç olması. Siz iktidara geleceksiniz ama Mehmetçi'ye karşısınız, PKK'nın yanındasınız, FETÖ'nün yanındasınız, Türk ordusuna, Türk polisine karşısınız. Nasıl iktidar olacaksınız? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Geçen hafta konuştuk ama bir daha bir getirelim. Belki kaçıran izleyicilerimiz vardır. Bir gelsin, üzerine birkaç sorumuz var. Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere yatan, usulsüz yere yatan, baskı gören, işkence gören döneme son vereceğiz. Masum insan var. Hapse atılan, intikam duygusuyla atılan. Bunların tamamını çözeceğim. Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere yatan, usulsüz yere yatan, baskı gören, işkence gören döneme son vereceğiz. Masum insan var. Hapse atılan, intikam duygusuyla atılan. Bunların tamamını çözeceğim. Son vereceğiz diyor. Evet. Yani haksız insanları falan kurtaracağız değil. Öyle bir tablo çiziyor ki bu ülkede bir dönem yaşanıyor. O da haksızlık, baskı, işkence, zorbalık hapishanelerde. Bunların hepsini kurtaracağız, çıkartacağız diyor. Bu yalnız bu konuşma değil. Çeşitli konuşmalarında bunu CHP yöneticileri ve Sayın Kılıçdaroğlu defalarca ifade etti. Ve mağdurlarla iktidara geliyoruz diye bir strateji kurdular. Mağdur kim? Türkiye'de iki tane tırnak içinde mağdur var. Biri PKK'lılar, biri FETÖ'cüler. Hapishanelerde de başka kimse yok. Hapishanede Deniz Gezmiş yok. Hapishanede Doğu Perinçek yok. Hapishanede Mahir Çayan yok. Hapishanede Mümtaz Soysal yok. Hapishanede Doğan Avcıoğlu yok. Hapishanede İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanımız yok. Diğer generallerimiz, Balyoz efendim, Ergenekon'dan tutuklanan aydınlarımız ve generallerimiz, subaylarımız yok hapishanede. Kim var? PKK var, FETÖ'ye. Onları kurtaracakmış. Bu bir kaos planı. Bu bir iktidar planı değil. Onları nasıl kurtaracak? İktidarı güçlendirme planı olabilir mi? 24 bin Türk ordusundan tasfiye edildi FETÖ bağlantılı. Tekrar onları nasıl ordunun içine yerleştirecek? Hangi güç bunu başarabilir? Amerika bunu başarabilir mi? 30 bin polisten tasfiye edildi. Nasıl, hangi güçle Kılıçdaroğlu onları tekrar ordunun içine sokacak? Nasıl onları hapishaneden çıkarıp tekrar o generalleri Türk ordusunun içine koyacak, polisin içine koyacak? Onu da söylüyorlar çünkü. Diyoruzlar ki bu devletten tasfiye edilenleri tekrar 15 gün içinde devletin içine alacağız. Hatta diyorlar haklarında bir kesinleşmiş mahkumiyet hükmü olsa bile. Bunu nasıl yapacak? Böyle bir mümkün mü? Ha, bu ne? Bir kaos planı. Başarması mümkün değil. Zaten bu yüzden de oy alamayacaklar. Şimdi bunun için hatırlatıyoruz. Televizyonlarda tartışmalar oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hapishaneleri boşaltacağız. Ondan sonra bunları tekrar devletine yerleştireceğiz. Bunlara gönder. Hayır efendim, söylemiyor. Ben burada
10 tane böyle video oynatırım. Yani hatta son 2-3 yılı toplarsak belki 30-40 tane video oynatabiliriz. Bunları da inkar ediyorlar. Bununla da kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi KHK buluşmaları yapıyor birçok ilde. Yani cezaevinde olmayanları parçası, da... Bunun parçası işte. KHK buluşmaları sonuç itibariyle Türk Devleti'nin içinden tasfiye edilen KHK'larla, yargı kararlarıyla, kanun hükmünde kararnamelerle tasfiye edilen PKK, FETÖ bağlantılı unsurları tekrar devletin içine koyacakmış. Evet. Bunu nasıl başaracak? Hangi güçle yapacak bunu? Buna Türk milleti nasıl razı olacak? Böyle bir ihtimal var mı? Peki efendim, yargının altın çağında olduğunu söylemiştiniz yıllar önce. Zannediyorum 2017 yılıydı. Hala da tartışılan bir ifade. Yargı hala altın çağında mı sizce? Yani orada ben yargının altın çağında tespitini siyasi yargıyla ilgili olarak söyledim. Yani terörle mücadele bağlamında söyledim. Yoksa bunu hep o zaman da söyledim. Dedim ki ben bunu alacak verecek davaları, mülkiyet davaları, diğer hak aramanın özel hukuk alanındaki çeşitli idare hukuku, özel hukuk alanındaki hak aramalar falan onunla ilgili söylemiyorum. Neyle ilgili olarak söyledim? PKK ile FETÖ ile mücadele eden yargı altın çağını yaşıyor. Terörle mücadele yargısı altın çağını yaşıyor diye ısrarla söyledim. Ama bunu hep böyle bütün yargı alanına yayarak yansıtmak isteyenler oldu. O yalan söylediler. Şimdi şunu da söyledik hep. Hakka erişilmiyor, adalete erişilemiyor. Çok ağır işliyor yargı mekanizması. Diyelim bir alacağınız var. Alacağınızı alana kadar ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan geliyor. Yıllar geçiyor. İşte 3 kuruş para alacağınız var, 3 kuruş para alacaksınız diye. Avukat ücretleri, şunlar bunlar, aldığınız paranın da bir kıymeti kaldı. Veya bir hakka idare yargıda bir hakka ulaşacaksınız. Uğraş dur. Ulaştığınız zaman elinizde ulaştığınız bir şey yok. Kazanç yok. İdari yargıda da aynı şey geçerli. O bakımdan Türk yargısının bugün hızlı sonuç alma, hızlı karar verme diye bir adalete hızla erişme diye bir sorunu var. Peki bu problem nasıl çözülür? Tabii şu gözüküyor, yargıç sayısı, mahkeme teşkilatlarının sayıca yetersizliği, nitelik olarak yetersizliği burada çok önemli. Arttırılmalı mı? Sayı mı arttırılmalı? Tabii çünkü mahkeme işte sizin de yaşadığınız davalar var. Bir miras davası var. 4 yıl sürüyor, 5 yıl sürüyor, 8 yıl sürüyor. Evet. Mahkemeler 6 ayda bir atılıyor. Hakimler cesur karar veremiyor. Yani hem yargıçların niteliği açısından sorunlar var. Yani tecrübeli hakim, cesur hakim. Cumhuriyet hakimi cesurdur. Yani uzattıkça uzat, onu da getir, bunu da çağır, bilmem ne falan filan. Birçok örnekleri var bunun. İkincisi, yeterli, hem nitelik olarak yeterli yargıç sayımız sınırlı, hem de sayı olarak sınırlı. Diyelim mekan, imkanlar vesaire falan, adliye binaları yapıldı falan, o sorun belli ölçülerde çözüldü. İstinaf mahkemeleri kuruldu, hani Yargıtay yükünü azaltalım falan diye, orada da başarılı, verimli sonuçlar alınamadı. Ama diyelim Vatan Partisi iktidara geldiği zaman çok hızlı bir şekilde ne yapacak? Yargıç sayısı, nitelikli yargıç yetiştirecek, yargıçları eğitecek. Cumhuriyet yargıcı karakteri, ahlakı, sorumluluğu, göreviyle o bilinci verecek. Ve aynı zamanda yargıç sayısını arttıracak ve bu sorunu çözecek. Çözemeyince Türk yargısı bu sorunları ne oluyor? Efendim tahsilat için bir takım mafyatik gruplara, ondan sonra silahlı örgütlere, ya benim alacağım var, git şu adamın ayağına kurşunu sık, benim alacağımı getir. Türkiye'de bugün haraç alan, tahsilat falan filan sözüm ona yapan, şiddet yoluyla Türkiye'nin kaynaklarına el koyan, çarşılarda kabadayılık edip herkese haraca kesen falan böyle mafyatik gruplar oluştu. Bunların kökünü kazıyacağız. Bakın çok açık söylüyorum.
Vatan Partisi hükümeti olarak bunların kökünü kazıyacak. Bunlar asıl kazıyacağız, göz açamayacak. Böyle gidecek tabancayı dayayacak, bilmem, güya tahsilat yapacak. Yok, tabancayı dayayacak, çarşıdan haraç toplayacak. İş adamlarından, şuradan buradan haraç toplayacak. Milletin alın teri kaynaklarına silah kullanarak, şiddet yoluyla el koyacak falan, böyle güruhlar oluştu. Suç örgütleri oluştu. Bu suç örgütlerini affetmek yok. Bunlar aynı zamanda uyuşturucuyla ilişkili, efendim, diğer kadın ticareti vesaire falan, utanarak söylüyorum, onları da organize eden suç örgütleri, bunların kökünü kazıyacağız. Evet. Yani kökünü kazıyacağız derken fizik olarak yok edeceğiz anlamında söylemiyoruz, ama o suçları işleyen insanlara da bazı fırsatlar vereceğiz. Bundan vazgeçiyorsanız vazgeçin, yoksa sizin tepenize biniyoruz diyeceğiz. Ve bineceğiz tepelerine. Bunu bizim seçim propagandasındaki önemli kararlarımızdan, vaatlerimizden biri olarak bugünden kamuoyuna sunuyorum. Evet. Bu arada Sayın Ethem Sancağ'ın açıklamasını nasıl izleriz, nasıl takip edebiliriz diyenler olmuş. Birincisi, çıkış yolunun bitiminde, hemen bitiminde yayınlıyoruz tamamını. İkincisi, Ulusal Kanal'ın YouTube sayfasında da yüklü, tamamı oradan izlenebilir. O zaman fazla uzatmayalım, bir an evvel evet. Sayın Ethem Sancağ'ı izlesin. Efendim izledi. Şimdi bir Cemevi saldırısı oldu Ankara'da. Muharrem orucu da başladı. Onun ilk gününde bir saldırı oldu. Tabii emniyet hemen bu konuya müdahale etti, ama yani bir süredir böyle cemevler üzerinden ya da çeşitli Alevi kurumları üzerinden bu tür konular hep tartışılır hale geldi. Bir Aleviler üzerinden ya da Alevilik üzerinden bir kışkırtma mı planlanıyor, ya da bir tahrik süreci mi, ya da bir kaosa hizmet edecek bir adım mı planlanıyor? Anlamaya çalışıyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız? Aleviliğe saldırı bütün Türk milletine saldırıdır. Bize saldırıdır. Hepimize saldırıdır. Yani bunları yalnız cemevine saldırı, Aleviliğe saldırı, Alevilere baskı, Alevilere haksızlık, Alevilere eşitsizlik diye görmek çok yanlış. Bu hepimize saldırıdır. Hepimize baskıdır, hepimize eşitsizliktir. Hepimiz, Sünnisiyle, Alevisiyle bir Türk milletiyiz. Ve bu baskıları, bu zorbalığı içimizden bir gruba yapılan zorbalıklar olarak görmüyoruz. Bize yapılan şiddet, baskı, zorbalık olarak görüyoruz. Onun için hepimiz bunun karşısında beraberiz. Bu yalnız bir Alevilerin ve Alevi yurttaşlarımızın sorunu değil. Alevisiyle, Sünnisiyle veya onun başka mezheplerden, başka dinlerden olan bütün Türk milleti olarak bu saldırılara, baskılara karşı koyacağız. Hatta Alevi olmayan vatandaşımız Alevilerden daha çok bu zorbalığın üzerine gidecek, bu zorbalığa izin vermeyecek. Bunların bir takım tertip olduğu çok açık. Yani Türkiye'de bakın çok uğraştılar. Mezhepler arası Alevilik tabii bir yol. Esas olarak Caferilik mezhebi var. Yani mezhepler arasında problemler olsun, çatışmalar olsun falan. Bak, bunca yıldır Amerika uğraşıyor, başaramadı. Evet. Hiçbir olay yaratamadı, doğru dürüst. O bakımdan Türk milletinin bu konudaki sağduyusuna güveniyoruz. Ama artık karşı tarafta her türlü umudu kesmeli. Bütün Türk milleti olarak bu konudaki beraberliğimizi çok sağlam bir şekilde göstereceğiz ve karşı taraf bir daha bu tür tertipler yapmaktan umudunu kesecek. Evet. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız, ama bir Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları oldu. Geçtiğimiz gün İstanbul Sanayi Odası'nda sanayicilere yönelik bir açıklama yaptı. Orada şunu söyledi. Döviz alıyorsunuz kredilerle, bizden aldığınız, yatırım için aldığınız, üretim için aldığınız kredilerle döviz alıyorsunuz. Bunların hepsi de listeleri elimizde şeklinde bir açıklama yaptı. Bu olayın gerçek olduğuna dair de daha sonra çeşitli paylaşımlar da ortaya çıktı. Yani Merkez Bankası verilerinden ve çeşitli uzman isimler tarafından da evet, bu alımların yapıldığı da gözlemlendi. Bir yandan da bankalarda tabii yüksek faiz durumu da devam ediyor. Yani Merkez Bankası'nın ilan ettiği faizin ötesinde de bir faiz durumu var. Böyle iki taraflı bir durumla karşı karşıyayız. Ne dersiniz efendim? Şimdi bakın,
Bundan hükümet sorumlu. Hükümetin sanayicileri, tabii sanayiciler yanlış yapıyorlar ama o döviz, o krediyi veren hükümet sonuç itibariyle. Sanayiciler eğer aldıkları krediyi dövize çevirip döviz mevduatı olarak bankaya yatırıyorlarsa, o zaman o sanayiciye onu vereceğin yerde ne yap? Kamu iktisadi teşekkülü için yatırım yap. Zonguldak kömürünü çıkarmak için 3 milyar dolarlık bir yatırım planımız var. Necdet Biçer rahmetli oldu. Yüksek mühendis Zonguldak'ta arkadaşımız. Çok güzel bir plan yaptı. 3 milyar dolar yatırdığımız zaman Zonguldak madenlerine 30 bin insanı tekrar madenlerde işe alıyoruz. 30 bin insana istihdam yaratıyoruz ve olağanüstü diyelim kömür üretimi yapıyoruz. Ta diyelim Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Güney Afrika'dan kömür getirmek gerekir. Kendi Zonguldak Dağımızın altındaki kömürü çıkartıyoruz. O zaman sanayiciye döviz yapıp bankaya yatırmak için kredi vereceğine 3 milyar doları Zonguldak'a yatıralım. 30 bin insana ekmek kapısı yaratalım ve aynı zamanda Türkiye'nin dışarıdan kömür ithalatında çok önemli bir tasarruf yapalım. Örneğin veya ilaç sanayisine yatıralım. 10 milyar dolarlık her yıl telefon alıyoruz, cep telefonu. Cep telefonu fabrikası başladı ama bu 10 milyar dolarlık döviz israfı yerine Türkiye'de Çin'le işbirliği yapalım. Oraya verelim bu krediyi. Doğrudan doğruya yatırıma yönlendirelim veya devlet olarak o yatırımı yapalım. Bakın devlet gidip de bankaya yatırmıyor. Madem devletin elinde sanayiciye verecek kredi var, kamu iktisadi teşekkülü olarak yapsın. TKİ, Türkiye Kömür İşletmeleri olarak yapsın. Türkiye devleti telefon üretsin. 19,5 milyar dolar motorlu taşıt alıyoruz dışarıdan. Taşıta yatırım olarak ayırsın. Böylece istihdam yaratsın. O zaman sanayicileri eleştirmesine gerek yok. Veya sanayiciye bu krediyi veriyorsa da o krediyi takip etsin, sanayicinin onu yatırmasını sağlasın. Yoksa sanayiciyle ilgili bu şikayetler yapmak devletin acizini, hükümetin bu işleri iyi yürütemediğini gösteriyor. Bakın açık söylüyorum. Diyelim kredi veriyoruz değil mi sanayici? Madem bankaya yatırıyorlar döviz şey, alalım onu. Kendimiz kamu iktisadi teşekkülü olarak yatırım yapalım. Evet. Vatan Partisi'nin yapacağı bu. Demek ki Vatan Partisi... Biraz köklü adımlar bakın gibi. Bakın Vatan Partisi... Ama doğru olan bu. Zonguldak'taki 30 bin insana ekmek sağlayacağız. Zonguldak'a 3 milyar doları yatıracağız. Verdiğimiz kredi 3 milyar dolardan kat kat fazla. Ekonomiyi sarsmaz mı bu adımlar? Ekonomiyi sarsmaz. Bunu ayağa kaldırır. Kömür üretiyorsun. İnsanlara ekmek sağlıyorsun. İstihdamı büyütüyorsun. Üretimi büyütüyorsun. Ekonomiyi sarsmak olur. Ama ekonomiyi şu sarsar. Sanayiciye verdiğin para bankaya döviz mevduatı olarak yatırılıyor. Yani siz sanayiciye niçin o krediyi veriyorsunuz? Yatırım yapsın diye. Yatırım yapmıyor, götürüyor bankaya yatırıyor. Evet. Bugün bankada onları ne oluyor? Tüketim kredisi olarak dağıtıyor. Siz işin bu tarafından söylüyorsunuz. Bir de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün bir gazeteye konuştu. O da şöyle söylüyor. Finans ve iş çevrelerinin, burada finansı önce söylüyor. Finans ve iş çevrelerinin helal olsun diyeceği bir kadro kurması lazım Erdoğan'ın. Ya da bunun kurulması lazım diyor. Yani babacanlar, Ahmet Davutoğlu'ları tekrar hükümet olsun diyor. Finans çevrelerinin sevdiği adam babacan, bir de Ahmet Davutoğlu. Bunlar Merrill Lynch falan filan dünyadaki o meşhur büyük finans ağlarıyla sıkı ilişkileri olan Türkiye Devleti'ni 500 milyar dolar borca batıranlar. Evet. Tekrar diyor Tayyip Erdoğan'a bunlarla beraber oldu. Onun bir ihtimali var mı önümüzdeki süreçte? Vallahi ihtimali yok çünkü Türkiye Vatan Partisi'nin anahtar olacağı bir hükümete gidiyor. Abdullah Güller'in falan filan istirahat etmek dışında Türkiye'nin geleceğinde herhangi bir faaliyetleri olmayacak. Evet. Efendim gündemdeki hemen hemen bütün başlıkları konuştuk. Şimdi
Geçtiğimiz hafta İlhan İrem, sanatçı İlhan İrem vefat etti. Siz kendisini de şahsen yıllardır biliyorsunuz, partinize de çeşitli katılım veya destekleri de oldu. Sizden bir İlhan İrem'i dinlemek isteriz. Evet. Yani İlhan İrem Türk milletinin sevgisinin, aşkının, güzel duygularının sanatçısıydı. Yani insan sevgisi, ondan sonra aynı zamanda kadınla erkek arasındaki aşkın, romantizmin sanatçısıydı. O bakımdan unutulmaz bir insandır müziğiyle, eserleriyle. Aynı zamanda çok kuvvetli bir vatanseverdi. Bizim partimizin de kurultaylarına katıldı. Hatta şimdi tam iyi hatırlamıyorum ama partiye üye oldu diye de aklımda bir şey var. Onun kayıtlara bakmamız lazım. Oy çağrısı yapıyor galiba. Oy çağrısı yaptı zaten. Bir de ben Vatan Partisi'nin kurultayında, işte o zaman adımız Vatan Partisi değildi ama İşçi Partisi kurultayında onunla beraber şarkı söylediğim, onun bir şarkısını birlikte söylediğimizi hatırlıyorum. Hatta onun fotoğrafı da var. Onu bir getirelim ekrana. Gösterebiliriz. Kurultayımıza katılmıştı ve orada birlikte şarkı söyledik. Yani güzel gönül adamıydı. Öyle diyelim. Onu en iyi anlatan gönül adamıydı ve o gönül insanlığını gerçekten notalara, namelere kavuşturan büyük bir sanatçıydı. Bugün bize hangi türküyü armağan edeceksiniz? Hangi kitabı armağan edeceksiniz? Bugün bize şeyden, bu Cem evlerine baskılardan, tertipten bahsettik. Nesimi Çimen benim çok sevdiğim arkadaşımdı. Ondan sonra onun üç telli Cura'nın son büyük ustasıydı. Evet. Yani üç telli Cura'dan hakikaten çok ses. Yani bu üç telli Cura'dan o ses nasıl çıkar? Bir de güzel hatıram var. Bir gün Erdoğan Alkanlar'ın evinde Ankara'da o Sarar İlkokulu'na yakın bir evi vardı Erdoğan Alkan'ın. O da şarkı çalıldı ve çok tezenesi çok iyidir. Hatta Zülfü Livaneli'nin benim dediği birçok türkü esas Erdoğan Alkan'dır, o Leylim Ley falan. Leylim. Erdoğan Alkan'ın bulduğu parçalardır ama Zülfü Livaneli Erdoğan Alkan'dan öğrendiği o parçaları kendisi gibi kamuoyuna takdim etti. O da bir çok ayıp, büyük ayıp tabii. Erdoğan Alkan da, o da rahmetli oldu. Çok kaliteli bir insandı. Bezirköprü Kaymakamlığı'nı yaptı. Benim çok iyi arkadaşımdır. İyi bir şairdir. Ekuanil Çiçekleri gibi. Tezenesi çok iyidir. Çok güzel bağlama çalardı. İşte onun evinde bir gün buluştuk. 17'de, akşamüstü 5'te. Ertesi gün saat 11'e kadar. Yani 12, 18 saat. 18 saat Nesimi Çimen, ben, Erdoğan Alkan. Nesimi Çimen de işte tabii 18 saat Cura çalınmaz. Zaman zaman koyuyor, biraz sohbet ediyoruz falan. 18 saat Cura çaldı sonuç itibariyle. Diyelim arada birkaç, 2 saat diyelim molalara verelim. 16 saat Cura çaldı. Yani Cura'nın ustasıydı Nesimi Çimen. Ve çok değerli bir sanatçımızdır. Onun bir parçasını bu Alevi yurttaşlarımıza yönelik tertipler nedeniyle şimdi çalacağız. Kitap olarak da Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Batı Acısı kitabı vardır. Herkese öneriyorum. 1955 diye hatırlıyorum. Varlık basmış herhalde. Ben diyelim ortaokul talebesiyken okumuştum. Yani hayran kaldığım kitaplardan biridir. Çok yani 1955 yılında Batı emperyalizminin bütün dünya çapındaki zorbalığını tabii çok derin bir şiirle vermiştir. Bugün Adana İl Başkanımız geldi. O bir Osmaniye'de bir imamın bir sözünü aktardı. Diyor ki imamımız, ona da buradan selam yollayalım Osmaniyeli imamımıza. İmam demiş ki, Batı'dan demiş, bal gelse mutlaka içinde zehir vardır. Şimdi işte o imamımızın söylediği, Batı'dan bal gelse içinde mutlaka zehir vardır. Onu duyunca aklıma hemen Batı Acısı geldi. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Batı Acısı kitabını öneriyorum. Oradan bir şiir okuyayım izin verirseniz. Tabii lütfen.
Ovalarım bomboştu. Peki. Siz de gelseniz sağardık bin yıl. Ovalarım bomboştu. Peki. Uzundum. Yükünüzü taşıyordum. Peki. Aldınız. Sattınız beni neden? Yükünüzü taşıyordum. Peki. At mıydım? Bizi uyandırdınız. Peki. Lamba verdiniz. Kinin verdiniz biliyorum. Bizi uyandırdınız. Peki. Sığırları mı neden götürüyorsunuz? Yani bir Afrika'nın ağzından o Batı Acısı. Yani bu Batı Acısı kitabının tamamı olağanüstüdür. Yani Türk şiirinin doruklarından biridir. Zaten Fazıl Hüsnü Dağlarca en büyük şairimizdir. Bir gün ben Cemal Süreyya ile konuşuyorum. Dedim en büyük şair kim? Dedi ki hiç dedi tartışılmaz dedi. Fazıl Hüsnü Dağlarca dedi. Peki dedim sen dedim hep şunu söylerdin. Eğer bir şair en büyük şair benim demiyorsa şair değildir. O dedi Fazıl Hüsnü Dağlarca istisna dedi. Tabii her şair en büyük benim der benden büyük. Ama dedi Fazıl Hüsnü Dağlarca dedi istisna dedi. Ben dedi Kadıköy'de dedi iskelede belki Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya rastlarım diye ceketimi ilikleyerek gezerim. Okay. Yani o şeyi o, esprisi o. Cemal Süreyya'nın. Ben dedi Kadıköy'de dedi belki Fazıl Hüsnü Dağlarca karşıma çıkar diye Kadıköy iskelesinden geçerken şeyimi ceketimi ilikleyerek geçerim. Hiç unutmuyorum o sözlerini. Yani mesela Cemal Süreyya gibi yani şairi şöyle tanımlıyor. Dünyanın en büyük şairi benim. Bunu demiyorsa o şair değildir. Peki sen en büyük şair Fazıl Hüsnü diyorsun. O başka. O benden de o, büyük. O bambaşka. Şimdi işte o Batı Acısı kitabını bu Varlık Yayınları'nın benim 1955'teki baskısı bu. Ama şimdi başka bir yeni baskılar var. Yeni basımlar var. Yapıldı. Az ondan önce sonra, baktım. Ama var. Şiirdir yani. Ha, şimdi bir de şairdir. Yani şair ne? Toplumların yaşadığı süreci gerçekten damıtarak yansıtan ustalara şair denebilir. Bu 1955 Amerikan Empirizmi geliyor. Ben 13 yaşındayım. Ben o zamanı hatırlıyorum. İngilizce şeyler, şarkılar söylenmeye başladı evet. Okullarda. İngilizce duvar gazeteleri çıkartılmaya başlandı. Ondan sonra kovboy kitapları, Pecos Bill'ler, şeyler, diğer herkes mahallelerde oyun oynanıyor. Pecos Bill'den isimler alıyoruz, Tom Mix'ler. Yani Türk gencinin, Türk insanının, Türk çocuğunun böyle bilincine giriyor. Pecos Bill, Tom Mix. Ben onlara tepki olarak mahallede ya Türkçülük oynayalım derdim. Bırakalım bu Pecos Bill çubu falan adlarını. Evet. Ondan sonra işte o ortamda bir şair çıkıyor. İşte ona şair denir. Batı acısı. Yani Batı bize güzellik, mutluluk, verim, üretim getirmiyor. Acı diye tarif Batı bize acı getiriyor. Evet. Ben de çok merak ettim. Hızlı evet, alıp okuyacağım. Mutlaka. Hani bizim şiirimizin doruk kitaplarından biridir Batı acısı. Tabii onun Sivaslı Karınca, Delice Böcek, ondan sonra çok esaslı şiir kitapları. Sivaslı Karınca, Çocuk ve Allah, onu esas büyük şair yapan ilk Çocuk ve Allah'tır. Sivaslı Karınca da olağanüstü güzel bir şiir kitabıdır Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın. Batı acısı da olağanüstüdür. Evet. Efendim şimdi müziği getireceğiz ama çok zaruri bir durumumuz var. İzleyicilerimizden de af dileyelim, sizden de müsaade isteyelim. Zaruri bir reklamımız var. Tamam. Reklamdan sonra müzik gelsin. Tamam. Biz şimdi veda edelim. Tamam. Ama izleyicilerimiz... Nesimi Çimen, onu da saygıyla anıyoruz. Madımak'ta yakılan şairlerimizden, ozanlarımızdan ama onun ateşi bizi şimdi bilinçlerimizi aydınlatıyor. Evet, saygıyla da anmış olalım. Değerli izleyenler, kısa bir aramız var. 45 saniye. Sonra Nesimi Çimen'in o güzel eseriyle size veda edeceğiz. Biz de burada noktalıyoruz. Sağ olun, var olun efendim.